Zonguldak'ın %65'i orman ve fundalıklarla çevrili olup, yüksek yerlerdeki ormanlar iğne yapraklı ağaçlarla, alçak yerlerdeki ormanlar yayvan yapraklı ağaçlarla kaplıdır. Bölge çok zengin bir ormanaltı bitki örtüsüne sahip olduğundan, kestane balı üretimi son derece gelişmiştir. Ben Selahattin Güney, Zonguldakili Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı. Zonguldakili'nde 2004 yılında Zonguldakili Arı Yetiştiricileri Birliği'ni kurduk. Zonguldak Arıcılar Birliği'ni kurduğumuzda ilk yaptığımız iş, Zonguldakili'nde ve tüm Türkiye'de olduğu gibi kovanları plakalandırmak, kayıt altına almak. Bu çalışma neticesinde şu ana kadar 52 bin arılı kovanımızı kayıt altına almış bulunuyoruz. Yaklaşık 490 civarında asıl üyemiz, bir 800 civarında da aday üyemiz var. Türkiye geneline baktığımızda Zonguldak diğer illere göre çok şanslı. Çünkü mevcut arazi yapımızın %63'ü orman alanı. Orman alanlarına baktığımızda da %70'e yakın kısmı, orman alanlarının %70'e yakın kısmı kestanelik alanlar, kestane ormanları. Bu bölgede ürettiğimiz ballar erken bahar dediğimiz Mayıs aylarında orman gülü, alt örtü bitkisi olan orman gülü balı üretiyoruz. Dünya geneline baktığımızda bu bal tıbbi bal sınıfındadır. Biz de bu konuda üniversitelerle bilimsel çalışmalar yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda balların sınıflandırılmasında orman gülü balını tıbbi bal sınıfına sokacağız ve bölgemizde üretilecek. İçerisinde bulunan krayenotoksin maddesi son derece sağlık açısından önemli bir madde. Diğer bir balımız Mayıs sonu, Haziran sonu arasında üretilen kestane balı. Bizim bölgemizde üretilen kestane balıyla diğer balları kıyasladığımızda içerik olarak bu çalışmaları biz yıllardır Karadeniz Teknik Üniversitesi ile birlikte yapıyoruz. Çalışma neticesinde gördük ki Türkiye'de üretilen ballar içerisinde antibiyotik ve antioksidan özelliği en yüksek olan kestane balı. Kestane ballarının içerisinde de baktığımızda diğer illerle karşılaştırdığımızda da Zonguldak kestane balı diğer illerden %30 ile 60 oranında çok daha yüksek değerlere sahip. Bu da bize şunu gösteriyor ki Türkiye'de üretilen kestane balları içerisinde en kaliteli kestane balı Zonguldak arıcısının ürettiği kestane balıdır. Burada bulunduğumuz Arılık bir birliğimizin üyesi olan bir arkadaşımız. Babadan oğula intikal eden bir meslek. Yaptığımız çalışma neticesinde Zonguldak için söylüyorum. 50 kovanla arıcılık yapan bir insan rahatlıkla bir asgari ücret seviyesinde para kazanabiliyor. Son zamanlarda Orman Bakanlığımızın da yapmış olduğu destekler neticesinde bal ormanları oluşturulmaya başladı. Zonguldak bölgesinde bir tanesi Ereğli'de, bir tanesi Gelik'te olmak üzere iki tane bal ormanı oluşturduk. Çünkü ormanların içerisine girdiğinizde kestane yeterince çiçek açamıyor. Onların çevresi açılarak, rehabilitesi yapılarak daha fazla bir ağacın daha fazla çiçek açmasını sağlayacağız ve bu da arıcımıza gelir olarak yansıyacak. Ve bunların arkası devam edecek. Ürün üretim konusunda, arı sağlığı konusunda bu çalışmalarımız devam edecek. Mahalli sanatçı Hüseyin Çakır'ın dizelerinde dediği gibi, çay cuma dedikleri, yoğurttur yedikleri, çok hoşuma gidiyor, ah anacım dedikleri. Çay cuma deyince akla gelen ilk şey manda yoğurdudur. Yoğurt, çay cumayı tanıtan, çay cumalıların kültürünü yansıtan bir simge olmuştur. Merhabalar, ben Aynur Çakar. Çay Cuma'nın meşhur Çay Cuma manda yoğurdunu, unutulmaya yüz tutmuş yoğurdumuzu yeniden gündeme getirmek amacımız. Bizim manda yoğurdumuzun, Çay Cuma manda yoğurdunun özellikleri diğer bölgelere göre daha farklıdır. Farklı olmasının bir sebebi de bizim yoğurdumuz daha meyhoşumsu bir yoğurttur. O da otundan kaynaklanmaktadır. Otumuz rutubetli, nemli bir havada yetiştiği için ve hayvanlarımız da doğal meralarda beslendiği için yoğurdumuz, sütümüze de geçen bu olaydan dolayı yoğurdumuz meyhoştur. Yoğurdumuzun bir özelliği de bağırsak ve kolon kanserine iyi gelir. Saf manda yoğurdu olduğu takdirde.
Çaycuma manda yoğurdunun diğer bölgelere göre üstün özellikleri vardır. Bizim hayvanlarımız bir kış boyunca dışarıda, otlakta ve merada beslenirler. Sadece bir ay bizde kış olur, o da ahırda beslenir. Ahırda beslenirken de bizim kendi otumuzla beslenirler. Biz dışarıdan ot falan almayız. Kendi otumuzu hazırlarız, onlarla beslenirler. Hayvanlarımız sağıma geldiği zaman biz kesinlikle makine falan kullanmayız. Sadece elde sağım yapıyoruz. Bunların yanı sıra hayvanlarımız sağıldıktan sonra odun ateşinde kaynama sürecimiz olur. Sütümüzü kaynattıktan sonra belli bir sıcaklığa geldikten sonra özel yapılmış kovalarımıza koyuyoruz. Orada belli bir ılıklığa geldikten sonra eski annelerimizin dönemindeki gibi parmağımızla sütün sıcaklığına bakıp o şekilde mayalama yapıyoruz. Bu mayalamadan sonra süt belli bir soğukluğa geldikten sonra sütün kapağını kapatıp 4-5 saat dinlenmeye bırakıyoruz. 5 sene öncesine kadar Çaycuma'da manda yoğurdu bulunmamaktaydı. Biz bu işe başladığımızda insanların taleplerini yavaş yavaş karşılamaya başladık ve manda yoğurdu, Çaycuma manda yoğurdunun tescilini yaptırdık. Bu manda üreticilerinin çoğalmasına, ürünlerimizin çoğalması ve insanların taleplerini karşılayabilmek amacıyla manda birliğini kurduk. Manda birliğini kurmamızdaki amacımız dışarıdan gelen isteklerin, taleplerimizin karşılanmasıydı. Manda birliğini kurduktan sonra yavaş yavaş bunları fazlalaştırdık ve köylü kadınlarımızı bazı konularda işte hijyen bir şekilde yoğurt yapımı olsun, bunları bilgilendirmek amaçlı kurslar vermek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları da gerçekleştireceğiz. Zonguldak'ın güzel ilçesi Çaycuma'ya manda ürünlerini yemeye, sağlıklı yaşamaya, yöresel ürünlerimizi görmeye bütün insanlarımızı bekliyoruz. Özellikle manda yoğurdumuzu tatmaya bütün herkesi bekleriz. Çaycuma'nın bir değeri olan pelemet bezi 110 yıllık bir geçmişe sahiptir. Kaybolmaya yüz tutmuş pelemet bezi, yöre halkı tarafından geçmişte iç giyim, elbise ve ev tekstilinde kullanılmıştır. Ben Cemile Kartal. Zonguldak ile Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu'nda usta örçü olarak görev yapmaktayım. Yöremize özgü ve unutulmaya yüz tutmuş pelement bezinin yeniden canlandırılması ve yeni kuşaklara aktarılması için çeşitli kurslar vermekteyiz. Pelement bezi yüzgülü aşkın bir süredir yöre halkı tarafından dokunmuş olup eski zamanlarda iç giyim, elbise ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılmıştır. Tamamen yok olmasını önlemek üzere ve kültürel mirasımızı yaşatmak amacıyla pelement bezi dokuma kursları düzenliyoruz. Fakat günümüzde kenevir üretimi yapılmadığından dokumalarımız keten ve pamuk ipliğindendir. Dokuma tezgahlarımız ahşaptan ve el üretimi olup dokuma yöntemlerimiz geleneksel Türk sanatı dokumasıdır. Bezlerin üzerine Türk işi motifler işlenmektedir. Meraklılarımızı ilçemize pelement bezi dokuma ürünlerimizi görmeye davet ediyoruz. Alaplı ilçe halkının geçim kaynaklarından en önemlisi olan fındık üretimi ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. İsmim Şeref Türkoğlu. Şu anda görevim Alaplı Ziraat Odası Başkanlığını yürütmek. 1997 yılında Ziraat Odası'nı kurduk. Bugüne kadar yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım. Alap'ta biliyorsunuz geçim kaynağı fındık. Fındığa çok önem veriyoruz. Biz şu anda Alap'ta 1000 tane çiftçiyle beraber organik fındık üretimine devam etmekteyiz.
fındık bizim için çok önemli bir ürün ve bunun da daha önemli olması için organik çalışmalarımız devam etmektedir. 6000 bizim çalışan çiftçimiz var. Bunun 1000 tanesi organik tarıma geçmiştir ve bundan sonra da bu çalışmalarımız neticesinde örnek olarak diğer çiftçilerimiz de gelecektir. Zamana direnebilen tek şey etkisi geçmeyen güzelliktir. Filios'a değer katan, geleceğe ışık tutan AZD Rezidans Evleri yeni bir ev değil, yeni bir yaşam inşa ediyor. Sağlam zeminler üzerinde yapılan, denize 300 metre yakınlığında yeşille mavinin birleştiği yerde yıllardır kalitesinden ödün vermeyen AZD Rezidans konut satışlarımız başlamıştır. Filios'a değer katan, geleceğe ışık tutan AZD Rezidans Evleri yeni bir ev değil, yeni bir yaşam inşa ediyor. Günaydın sevgili seyirciler. Bugün 21 Eylül 2022 Çarşamba Elmas Televizyonları'nda Günün Manşeti programıyla beraberiz. Sevgili seyirciler, Günün Manşetleri programında ilk gazetemiz Halkın Sesi Gazetesi. Halkın Sesi Gazetesi ilk gaz akışı 2023 Mart'ta haberiyle çıktı. Karadeniz doğalgazının 2023 yılı Mart ayında karaya taşınması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 165 kilometrelik mesafeden döşenen doğalgaz borularının 140 kilometresinin tamamlandığını, kalan 25 kilometrelik mesafe için ise çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Şimdi haberimizi birlikte izliyoruz. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın karaya çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi 165 metrekarelik mesafeden 16 inçlik borularla Filios limanına kurulacak olan doğalgaz işleme tesisine taşınacak. Gaz burada işlendikten sonra ana hatta bağlanacak. Boruların derin deniz ve sığ deniz döşeme çalışmaları ise Kostoron Van ve Kostoron gemileriyle sürüyor. Sayın Bakanım, müsaadenizle efendim fotoğraf alabilir miyiz?
Selçuk Bey buradayım. Ödeyiz arkadaşlar. Hadi buyurun. Hadi. Bugün Filios ve denizde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere tekrar sahaya geldik. Şu anda önünde bulunduğumuz Oruç Reis gemisi biliyorsunuz uzun süredir Doğu Akdeniz'de çalışmalarını yapmıştı. Buradaki ihtiyaçlara binaen Oruç Reis sismik araştırma gemimizi Filios'a çektik. Donanım ve yazılımla alakalı bir takım modernizasyon çalışmaları vardı. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz daha çok iki boyutlu sismik araştırmalar yapmak üzere hazırlanmıştı daha önce. Şimdi bu da Barbaros Hayrettin Paşa'da olduğu gibi üç boyutlu sismik araştırma yapabilecek hale geliyor. Ekipmanlarda şu anda montajı devam ediyor. Bir ay içerisinde inşallah buradaki modernizasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve yeni görev yerine yollayacağız. Bugün aynı zamanda Castron gemisine de gittik. Biliyorsunuz boru hatlarını Sakarya gaz sahasından Filios'a kadar yapılması gereken 170 kilometrelik boru hatlarını Castron gemisi yapıyor. 15 Temmuz'da göreve başlamıştı. Bugün yerinde bizzat inceleme yaparak çalışmaları görmüş olduk. An itibariyle 16 inçlik doğalgazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı. Yaklaşık bir 20-25 kilometrelik bir kısmı kaldı. Yardımcı hat olarak dizayn edilen 10 inçlik boru hattının da 32 kilometresi tamamlanmış oldu. Planlandığı şekliyle devam ediyor. Önümüzdeki günlerde data hattını, sinyal hattını çekmek üzere iki gemimiz birden gelecek. Onlar da şu anda seyir halindeler. An itibariyle denizde 30 gemimiz çalışıyor ve yaklaşık 2500 çalışan var. Karada çalışanların sayısı 5500 civarında. Toplamda 8000 insanımız, çalışanımız yerli yabancı projede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuyu tamamlama işlerimizi ise hem Fatih sondaj gemimiz, hem Yavuz gemimiz, hem de Kanuni gemimiz devam ediyor. Bildiğiniz gibi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ilk gazı karaya çıkartacağız. İlk etapta 10 kuyu planlamıştık. Bununla alakalı çalışmalar da yine planladığımız şekliyle devam ediyor. Bu karadaki çalışmalara gelince biliyorsunuz gelen gazı burada ayrıştıracağız. Rafine edeceğiz başka bir ifadeyle. Onlar da yine çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerek mekanik işleri, gerekse elektrik işleri planladığımız şekilde devam ediyor. BOTAŞ'ın istasyon çalışması var, ölçüm istasyonu. Orada büyük oranda tamamlanmış durumda. %80 civarında tamamlanmış durumda. 15 Ekim'de teste hazır hale gelecek. Boru hatların da %70'i tamamlandı karadaki. Bu çalışmalar da inşallah Kasım ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Yani Kasım ayı içerisinde hem ölçüm istasyonumuzu hem de Zonguldak'a kadar olan hattın yapımını tamamlayacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi inşallah insanımızı, vatandaşımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk çeyreğinde, Mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ben tekrar emeği geçen tüm arkadaşlarımıza gerek Türkiye Petrolleri'nden gerekse bize yüklenici olarak taahhütte bulunan şirketlerimizde çalışanlara teşekkür ediyorum. Sadece buradaki çalışmalar değil, dünyanın dört bir tarafında bu projede kullanılacak malzemeleri üreten tedarikçilerimiz var. Yeri geliyor, Türkiye Petrolleri'nin elemanları o imalatçıların imalathanelerinde, fabrikalarında gece gündüz bu çalışmalara nezaret ediyorlar. Sonra da onlar tabii bir lojistik plan çerçevesinde o malzemeleri buraya sevk ediyorlar.
O arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, öğretmenlerin promosyonları güncellensin haberi var. Halkın Sesi gazetesinde açıklama İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen'den geldi. Öğretmenlerin banka promosyonlarının güncellenmesi gerektiğine vurgu yaparak verilen paraların Türkiye şartlarında komik duruma düştüğünü söyledi. Zonguldak Milli Eğitim Müdüründen bu konuda en kısa zamanda bir açıklama beklediklerini ifade eden Erkmen, özellikle okulların yeni açıldığı dönemde sağlıklı bir eğitim ve öğretim yapabilmesi açısından öğretmen arkadaşlarımızın ve milli eğitim çalışanlarının kafalarının rahatlatılması gerekiyor. Her geçen gün hayatın, geçinmenin pahalılaştığı ortamda promosyonların güncellenmesi şartı var açıklamasını yaptı İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen. Diğer bir haberimiz Türk İş'ten greve destek. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için greve giden Petrol İş Sendikası'na üye Çaycuma Ece Seramik işçilerinin greve 56. gününde sürüyor. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay grevdeki Ece Seramik işçilerini ziyaret etti. Atalay grevle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de telefonla aradı. Sevgili seyirciler, diğer bir haberimiz zabıta işçi simsarı çıktı haberi var. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan tarafından işe alınan zabıta işçi simsarı çıktı. Edinilen bilgiye göre belediye kültür merkezindeki zabıta karakolunda görev yapan zabıta Zonguldak Belediyesi'nde para karşılığı işe adam sokma bahanesiyle 7-8 kişiye söz verdiği iddialar arasında piyasadan yaklaşık 300 bin lira para tokatlayan uyanık zabıtanın foyası kısa zamanda ortaya çıktığı iddiası var Halkın Sesi gazetesinde. Sevgili seyirciler, şimdi Yeni Adım gazetemize geçiyoruz. Yeni Adım gazetesi manşette köprü altı esnafı ajitasyon yapmasın açıklamasıyla çıkmış. Açıklamayı yapan Zonguldak AK Parti milletvekili Sayın Hamdi Uçar. Sayın Hamdi Uçar bir televizyon kanalında katılmış olduğu canlı yayında eleştirilere yanıt verdi. Fevkani Köprüsü'nün yıkılacağının altını çizen Uçar, esnafların ajitasyon yaptığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Muharrem Akdemir döneminde yapılması gerekenlerin kendilerine kaldığını belirten Uçar, 40-50 yıldır ticaret yapıyorlar. Eğer 50 yıl ticaret yapıp kendini kurtaramamışsa, son 2 yıla bakıyorsa zaten batıktır o işletme. Orada yeni başlayan esnaf yok. Bunlar mağdur olsun diye demiyorum. Tespiti yaparken iki tarafın beklentileri adına söylüyorum. Değişime karşılar mı? İşletmelerin atık suları dereye veriliyor. Muharrem Bey döneminde de vardı. Neden oralara güzellik katmamış? Köprü altında belediyenin gelirine bakın, bahsedilen rakamlar yok. Esnaflardan yanımıza gelip de sorunumuz var demediler. Dükkanı alıp bölmüşler, kiraya başkalarına vermişler. Mağduruz diye köprü yıkılmasın diyenlere söylüyoruz. Gelir kaybı varsa belediye başkanı düşünsün. 60 dükkan yüzünden bu şehir neden nefes alamasın? Gazipaşa'ya sıkışmış kalmışız. Değişimi yaşatalım ve yaşayalım. Belediye ve devlet proje yapıyorsa size şurayı veriyorum deme zorunluluğu yok. Buna rağmen acılıkla iş yerine geçmek isteyenlere gereken destek veriliyor. Bakanlık kira yardımı da yapacak diyor. Bunu da beğenmiyorlar. Böyle ticaret anlayışı olmaz açıklamasını yaptı. Şimdi birincisi sayın vekilin, yani hakkını helal etsin ama ajitasyon kelimesini kullanması çok şık olmamış. Burada yani itham ediyor sonuç itibariyle esnafları. Ki bunların her biri bir belediye kiracısı, ki sayın milletvekili de Kozlu Belediyesi'nin kiracısı. Aynı zamanda onları en iyi anlaması gereken siyasilerin başında AK Parti milletvekili, Zonguldak milletvekili Hamdi Uçar gelir. Çünkü aynı durumda ve konumdalar. 40-50 yıldan beri, 60 yıldan beri ticaret yaptıklarını, son 2 yıla bakaraktan işte durumlarının iyi olmadığını söylüyorlarsa ticaretlerini boşa yapılmış sayıyor sayın vekil, ama iş pek öyle değil. Çünkü Türkiye neredeyse her 10 yılda bir kriz atlatan ya da kriz gören bir ülke konumundaydı. İnsanların ticaret yapması, edinilmiş olan mallarını kazanmaları da çok kolay. Yani onu elde ve ayakta tutmak da Türkiye'de, Türkiye şartlarında çok da kolay olmuyor. Gene bunu en iyi bilmesi gereken siyasilerin başında sayın milletvekili geliyor. Çünkü kendisi aynı zamanda ticaretle uğraşıyordu. Bunu da çok iyi bilir. Yani yapmış olduğu eleştirilerin birçoğu birazcık boşa düşüyor gibi geliyor bize. Aynı zamanda öyle hitap edilmesi, işte ajitasyon yapıyorlar falan filan diye hitap etmesi çok şık olmamış. Zonguldak'ın zor bir şehir olduğunu belirten sayın vekil Uçar, iletişim kurmakla, proje yapmakla, yapmak da zor. Proje yaptığınıza direniyorlar, destek vermiyorlar. Ali Bektaş döneminde köprüyü yıkacağız dedik, oy vermediler. Ben kıvırıp durayım mı? Anlatmamıza rağmen bize oy vermediler. AK Parti olarak köprüyü yıkmayacağız, endişelenmeyin mi diyeceğiz ya da
siz bizi kandırdınız mı diyeceğiz. Biz şehre eser kazandırmaya çalışıyoruz. O dönem il başkanıydım. Ne söylediğimi biliyorum. Önce köprüler yapılıp ardından fevkani yıkılacak dedi. Kimsenin Sayın Bekir şehre yapılacak, daha doğrusu çakılacak bir çivinin karşısında olduğunu zannetmiyorum. Önceki gazete manşetleri programında da söylemiştim. Bir şehrin zamana ayak uydurması lazım. O da ne olur? Yenilenmekle olur. Tabii ki kul yapımı sonuç itibariyle köprülerin de bir ömrü var. Bu ömürlerin tamamlandığında onları yıkarsınız, yerine yenilerini yaparsınız. Şehirde ve şehirde yaşayanlar da bundan mutluluk duyar. Ama tabii ki bunların hepsinin insanların canını yakmadan, insanların gönlünü kırmadan, onların canını incitmeden yapılması lazım. Asıl dava burada. Bu yoksa şehre çakılan bir çivinin önünde hiçbir Zonguldak halkı, vatandaşı onun önünde durmaz. Hatta destekler. Devam ediyoruz günün manşetlerinde. Yeni Adım gazetesinin diğer bir haberi. GİMİS Yönetim Kurulu Filos'ta Bakan Dönmez ile görüştü. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu üyeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte Karadeniz doğalgazının karaya çıkartılacağı Filos'ta düzenlenen programa katıldılar. Sayın seyirciler, diğer bir haberimiz. Dava 8 Kasım'a ertelendi. Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından Maden Mühendisleri Odası'nın tahliyesi için açılan dava 8 Kasım'a ertelendi. Maden Mühendisi Odası Başkanı Çağlar Öztürk, Zonguldak Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 8 Kasım'a ertelendiğini açıkladı. Öztürk, davanın düşürülmesini beklediklerini belirterek aksi karar çıkması durumunda üst mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Böylece Yeni Adım gazetemizin haberlerini de bitirmiş olduk sevgili seyirciler. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın çalışmalarını değerlendirmek üzere vatandaşlara mikrofon tuttuk. Bu bazı vatandaşlar çalışmalardan memnun olduğunu dile getirirken bazı vatandaşlar ise çalışmaların yetersiz olduğunu belirtti. Haberimizi birlikte izliyoruz. Emas Televizyonu ekibi Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın çalışmalarını değerlendirdi. Bazı vatandaşlar yapılan çalışmaların başarılı olduğunu belirtirken bazı vatandaşlarsa yetersiz buldu. Bugün seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz sorusuna ise vatandaşların kararsız olduğu gözlendi. Kolay gelsin. Zonguldak'ta mı yaşıyorsunuz? Evet. Belediyenin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Bazı şeyleri beğeniyorum. Mesela? Mesela kapı taraflarına biraz deniz taraflarına işlem yaptı. Ama bazı yol şeylerimiz bozuk. Hani muhtarımıza da söyledik biz buralara. Hani göçmek üzere. O yollara bakarsalar çok iyi olur. Hani çalışma şeylerini çok seviyorum onun. Belediye reisini seviyorum. Ve bize buralara yardım etmelerini istiyorum. Peki bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Yani bu mevcut partiye mi oy verirsiniz yoksa başka bir partiye mi oy verirsiniz? Onu biraz düşünmem lazım. Yani şu an kararsızsınız açıkçası. Evet, aynen kararsızım. Belediye reisini çok seviyorum. Ama işte bazı şeyden maalesef oluyor böyle şeyler. Ama belediye reisine bu işlerimizi bizim eğer biraz daha ilgilenirse çok daha iyi olur. Çok hani ilerlere gideceğini tahmin ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben ismim Selim'im. Peki belediyenin çalışmalarından memnun musunuz? Beğenmiyorum. Bakın. Çekil işte. Çekil. Çevre ortada. Her şey ortada. Emekliler Parkı'nda hizmet yok. Peki diğer çalışmalarını beğeniyor musunuz? Yok yok, hizmet yok. Beğenmiyorsunuz. Her şey burada işte. Peki bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? CHP'ye mi oyun? Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Erdinç Karaman. Erdinç Bey, Zonguldak'ta yaşıyorsunuz. Yazları. Yazları. Peki belediyenin çalışmalarından memnun musunuz? Hayır. Peki neler eksik sizce, neler yapılmalı? Sivrisinek mücadelesi sıfır. Bu yaz evimizin önünde bile oturamadık. En büyük sorun o. İkincisi çevre temizliğine yeterince hassasiyet göstermiyor. Peki bugün seçim olsa hangi parti oynuyorsunuz? Kararsızsınız. Kararsızsınız. Teşekkür ederim.
Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmet Gültepe ismim. İsmet Bey, Zonguldak'ta mı yaşıyorsunuz? Evet, Zonguldak. Peki Zonguldak Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Zonguldak Belediyesi, tabii aksadığı yerler var. Zonguldak daha önce de çok eleştirdiler. Yollarının bazı kısımların hala çok kötü olduğunu görüyoruz. Başkanın bir gayreti var tabii ki ama eksiklerimiz var maalesef. Peki bugün seçim olsa neler, hangi partiye verirsiniz? Seçim zamanına göre çok değişir. Yani seçim zamanına daha var. Daha yapılması gereken işler var. Ne yapılacak, ne yapılmayacak? Evvel onları görmek lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, programımıza İnanış Gazetesi ile devam ediyoruz. Manşette ilk gaz akışı Mart'ta. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki gün Filyos Limanı'nda gazın karaya çıkarılacağı bölgede incelemelerde bulundu ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Filyos Limanı'nda modernizasyon çalışmaları devam eden Oruç Reis, sismik araştırma gemisinde briefing alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz diyerek çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Haberi var İnanış Gazetesi manşette. Diğer bir haberde Belediye Başkanı Alan soruları yanıtlayacak haberi var. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gündeme ilişkin sorulara cevap vermek için basın toplantısı düzenleyecek. Bugün saat 11'de başlayacak basın toplantısına ulusal ve yerel gazetelerde görev yapan gazeteciler davet edildi. Başkan Alan'ın projeler, yatırımlar ve çalışmalar ile ilgili sorulara cevap vermesi bekleniyor. Sevgili seyirciler, Ereğli'deki arazinin satışı 3 milyondan başlayacak haberi var İnanış Gazetesi'nde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'de 40 ilde 499 muhtelif arsayı %25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla açık arttırma usulüyle satışa çıkarttı. 40 ilin içinde yer alan Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Sarı Korkmaz Mahallesi'ndeki 1603 metrekare konut alanında açık arttırmayla satılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Sarı Korkmaz Mahallesi'ndeki 1653 metrekare konut alanı için 600 bin lira teminat ve 3 milyon lira açık arttırma usulü ile satışa çıkartılacağı öğrenildi. Arsa satışı için müracaatların bugün sona erdiği kaydediliyor. Böylece İnanış Gazetesi'nin haberlerini de vermiş olduk. Sevgili seyirciler, Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Devrek Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ndeki engelli öğrenciler farkındalık çerçevesinde ilk kez trene binerek seyahat ettiler. Haberimizi birlikte izliyoruz. Sabah erken saatte büyük bir heyecanla Zonguldak garına gelen gençler, Gökçebe ilçesine yapacakları yolculuk için Zonguldak-Karabük arasında sefer yapan trene bindiler. Heyecanları yüzlerinden okunan gençler, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilk kez trenle yolculuk yaptı. Gençlerin öğretmeni Erkan Özdemir ise şunları dile getirdi. Hadi ya. Abi. Bugün bizimle trende yolculuk yaptık. Önceki sizi tanıyalım. İsmim Erkan Özdemir. Zonguldak Devrek Engelsiz Yaşam'da öğretmen hakkı Bu etkinliği yapmaktaki amacınız neydi? Çocuklarımızı sosyal ortamlarında rehabilite etmek, onları normal bireylerin olduğu her ortama sokmak, onları normal bireyde uzak tutmamak, özellikle tren yolculuğu yapmamış bu çocuklarımızı tren yolculuğu yaşatarak güzel bir günü beraber geçirmeyi hedeflemiştik. Yaklaşık kaç öğrencinin bu etkinliği gerçekleştirdiniz? Biz o gün trene 17 mental kızımızla beraber bindik. Yaklaşık 2 saat sürdü yolculuğumuz. Bu 2 saatlik yolculuk süresi esnasında Zonguldak'ın hemen hemen Çaycuma, Filyos, Saltıkova, Çatalazı hemen hemen her noktasını kızlarımızın görme imkanı oldu. Denizle buluşma imkanları oldu. Kıyı boyu çıkma imkanları oldu. Ve onlar için de güzel bir tecrübe olduğuna inanıyorum. Peki sadece tren etkinliği mi bu, yoksa başka etkinliklerde bulunuyor musunuz? Şimdi biz, ben göreve başlayalım yaklaşık 6 yıl oldu. 6 yıldır elimden geldiğince kızlarımızla normal
normal sağlıklı bireylerin yaptığı trekkingler, doğa yürüyüşleri, şelaleler, aklınıza gelebilecek normal bireylerin yapacağı her etkinliği ben kızlarımızla ayırmaya çalışıyorum. Ki onların gelişimlerine katkısını ben 6 yıl önceki çocuklarımla şimdiki gelişim arasındaki farkı çok bariz fark edebiliyoruz. İnşallah daha da hedeflerimiz yüksek, onları daha üst noktaya gitmeye çalışıyoruz elimizden gelmeye. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, programımıza Karabük ilimizde devam ediyoruz ve gazetemiz Karabük Postası. Manşette Karabük Üniversitesi paydaşlığında Türkiye'de ilk olacak haberi var. Yaşlılara yönelik ilk yardım uygulamaları konusunda sanal eğitim modülünün hazırlanmasına odaklanan artırılmış gerçeklik ile geriatrik bireylerde ilk yardım eğitim projesi hayata geçiyor. Proje aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Karabük Üniversitesi'nin paydaşlığını yaptığı 2021 kodlu artırılmış gerçeklik ve geriatrik bireylerde ilk yardım eğitimi adlı projenin toplantısı yapıldı. Proje Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Karabük Üniversitesi koordinatörlüğünde Gazi Üniversitesi'nin ortaklığıyla yürütülüyor. Artırılmış gerçeklik ve geriatrik bireylerde ilk yardım eğitimi toplantısı Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi haberi var. Sevgili seyirciler, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerel ürünlerinden coğrafi işaretle çavuş üzümünün bağ bozumu yapıldı. Haberimizi izliyoruz. Üç bin yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi ilçedeki önemli yerel ürünlerden olan çavuş üzümü, Safranbolu Kaymakamlığı öncülüğünde İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personellerinin çalışmalarıyla safran ve maniye domatesinin ardından ilçede coğrafi işareti olan 3. tarım ürünü oldu. Safranbolu ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen sulu ve gevrek yapısı, ince kabuklu olması, hoş kokusu ve kalitesiyle tercih edilen üzümlerin çavuşu olarak nitelendirilen çavuş üzümü, bölge tarımında ön planda yer almaya devam ediyor. İlçeye bağlı Yazıköy köyünde çiftçi Emine Özkan tarafından 3 dönümde yetiştirilen çavuş üzümü bahçesinde bağ bozumu yapıldı. Bağ bozumuna Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. Bu iyi. Sen. Şu nasıl? 5 tane keselim. Tamam. Oo, maşallah, maşallah. O zaman makas... sen de gel. Evet. Bunu sana vereyim. Sen şunu tut. Bizim de bağımız vardı aslında da. Fakat bizim bağımız millet yediği için. Babam sonra onu Evet. Belki kadar arılar çok aşırı değil. Komutanım hoş geldiniz. Kuşlar çok zararlı. Şimdi şu türlerden tür geldik. Onu yuvarlak lazım. Az olmuşlar. Az oldu. Çok güzel ama bak burası. Ama biraz sanki o şey olabilir. Biraz erken. Yani biraz daha böyle bir acılık vardı. Bu yörenin değerlerini ön plana çıkarmak için çok büyük gayret sarf ediliyor. Ve şükürler olsun ki bir ürünümüzü daha coğrafi işareti kazandırmış oldu. Böyle önemli bir değer. Yöremizin şartları çavuş üzümünü yetiştirmesine uygun olduğu için bu yörenin de kendine has belki ilave tatlarıyla beraber çok önemli bir değerini bugün hem hasatını yapmak hem de yerinde görmek üzere milletvekillerimiz, kaymakamımız, İl Genel Meclis Başkanımız ve diğer kurum amirlerimizle beraber Emine teyzemizi ziyaret ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte de çiftçilerimiz çoğaltırsa bölgemizde
çavuş üzümü ve diğer bizlere has olan ürünleri çoğaltırsa yöremiz tarımda da belli başlarına gelmiş olur. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Safranbolu ve yöresi yani Karabük bölgesi aslında bağcılık anlamında geçmişe çok daha fazla bu işleri yapmış, üretmiş bir bölge aslında. Bölgemizde üzüm çeşitleri üretilebilir durumda aslında. Her şeyiyle bakıldığı zaman, üretildiği zaman, çalışıldığı zaman, gayret edildiği zaman toprak her şeye hamile gözüküyor. Yalnız çalışmak lazım, gayret etmek lazım. Burada da Emine teyzemizin gayretini gördük. Kendisini tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bugün itibariyle de Safranbolu çavuş üzümünün 1 Eylül tarihinde bültende, resmi bültende yayınlanmasıyla birlikte çavuş üzümünün de coğrafi işaretle, menşe coğrafi işaretle korumasında son aşamaya geldik. Biz mutluyuz, biz gururluyuz. Kimitekar civarında babamız var. Bunun bir dekarı telli terbiye sistemi. Şimdi bağ alanlarımızı biz artırmayı hedefliyoruz. Demin genel meclis başkanımızla bir maliyet hesabı yaptık. Yaklaşık olarak sadece fidanlarımızın bedeli 900 lira civarında, telli terbiye sistemlerinde de 4000 lira civarında tutuyor. Biz bunun belli bir miktarını, belki büyük bir miktarını destekleyebiliriz, teşvik edebiliriz. Sayın Valimiz her zaman, Sayın Milletvekillerimiz her zaman bu konuda bize desteklerini sunuyorlar. Ama burada tabii önemli olan üreticilerimizden bu konuya talebin olması, bizleri zorlamaları, biz de tabii bu konuda finans açığını nereden buluruz, nereden gideririz, nasıl yaparız, bu konularda size öncülük yapmak da bizim hedefimiz ve görevimiz olmalı. Sayın Valim buradayız. Sevgili seyirciler, gazilerin onuruna yemek düzenlendi. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in ev sahipliğinde Gaziler Onuruna Yemek Programı düzenlendi. Karabük Polis Evi'nde düzenlenen yemeğe Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Koray Keskin ve protokol katıldı. Sevgili seyirciler, diğer bir haberimiz Karabük'te bir kişi tartıştığı şahsı tabancayla göğsünden vurarak yaraladı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Haberimizi izliyoruz. Edinilen bilgiye göre 100. Yıl Mahallesi 1002. Sokak'ta yaşanan olayda MD ile ÖY arasında iş yeri önüne araç park etme yüzünden husumet oluştu. Yan yana olan iş yerlerinin önünde karşılaşan iki şahıs yine tartışmaya başladı. Ö.Y. yanındaki tabancayı çıkartarak Ş.D.'yi göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı önce Özel Medikal Hastanesi'ne, sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karıştıklarını tespit ettiği R.Y., Ö.Y. ve D.Y. isimli şahısları da gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Sevgili seyirciler, Karabük Postası'nın haberleriyle devam ediyoruz programımıza. Haberimiz Kaymakam Güneş'ten Kızılay'a kan desteği. Eflerli Kaymakamı Büşra Güneş, kaymakamlık ve bağlı kurum personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Kızılay tarafından Eflerni Kaymakamlığı zemin katında Kızılay tarafından kan bağış noktası kuruldu. Kan bağış noktasını ziyaret eden Eflerni Kaymakamı Büşra Güneş yaptığı açıklamada kan bağışının önemine dikkat çekerek kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması birer insanlık görevidir açıklamasını yaptı. Sevgili seyirciler, Karabük kentimizin iş insanlarından Perenkoğlu firması sahibi Kenan Salındırma bir süredir yaşadığı rahatsızlıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti. Şimdi haberimizi izliyoruz. Hazırla hoşnut olacağı imanla, ibadetle, güzel ahlakla, hayırla yaşamayı nasip eylesin. Kıymetli abimize ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Rabbim helallığınızı kabul eylesin. Helallığınız hürmetine rahmet eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Son nefesimizde bizlere de kelime-i şehadette bu dünya hayatını tamamlayıp ahirete, cennete yolcu olabilmeyi nasip eylesin. Tüm geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için hasreten bugün Rabbimizin rahmetine emanet edeceğimiz Kenan abimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Her kişi niyetine uyun hazır olan imamı. Allahu Ekber. Aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için, Allah'ın rızası için El-Fatiha. Sevgili seyirciler, Elmas Televizyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Böylece Karabük haberlerimizde sonuna geldik. Şimdi Kastamonu'ya geçiyoruz ve Kastamonu gazetesiyle programımıza devam ediyoruz. Manşette susuzluk büyük sızı. Üretim düştükçe düşüyor. Bu yıl beklenen rekolte yaklaşık 6000 ton haberi var Kastamonu gazetesinde. Sulama sorunlarıyla baş edilmeye çalışılan Çeltik üretiminde hasat günleri başladı. Çevilik Köyü muhtarı Mahir Sarı, Tosya'mızda şu anda 8000 dönüm civarında çeltik ekiliyor. Daha öncelerde 23000 dönüm civarında çeltik ekiliyordu. Susuzluktan dolayı çeltik ekimi azaldı. Bu sorunumuza bir çare bulunmasını bekliyoruz açıklaması var Sayın Muhtar'dan. Diğer bir haberimizde Sarıgül bugün Kastamonu'da. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bugün Kastamonu'da olacak. Cezaevlerini ziyaret ederek genel af çağrısında bulunan Sarıgül saat 12'de Kastamonu cezaevi önünde bu taleplerini içeren bir açıklama yapacak. Sarıgül ve ekibinin bu açıklamanın ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştireceği, sonrasında ise Devrekani ve Seydilere geçeceği bildirildi. Diğer bir haberimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nden iktidara ilaç eleştirisi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Operatör Doktor Emre Uzunoğlu ilaç sektöründe yaşanan sıkıntıları konu aldığı basın açıklamasında iktidarı eleştirdi. Yaşanan sıkıntıların hatalı ekonomi ve sağlık politikalarından kaynaklandığını, bunun da vatandaşa büyük sıkıntılar yaşattığını belirtti ve yoka giren ilaç sayısı her geçen gün artmaktadır. En basit ağrı kesicilerde bile tedarik sıkıntısı yaşanmaktadır açıklaması var Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısından. Sevgili seyirciler, şimdi Bartın ilimize geçiyoruz ve Bartın haberleri için gazetemiz Bartın Pusula Gazetesi. Bartın Pusula Gazetesi manşetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bartın'a geldi. Şimdi haberimizi izliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Organize Sanayi Bölgesi 380 kW Trafo Merkezi açılışı için Bartın'a geldi. Programına valilik ziyaretiyle başlayan Dönmez, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Dönmez, daha sonra sektör temsilcilerinin yer aldığı enerji koordinasyon toplantısına katıldı. Evet, teşekkür ederim.
Evet, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün de sizin takip ettiğiniz gibi Filyos'ta Türkiye'nin en büyük mega projelerinden Sakarya gaz sahasındaki gelişmeleri yerinde incelemek üzere sizlerle birlikte olmuştuk. Bugün de yine Batı Karadeniz'in güzel, şirin kentlerinden Amasra'dayız, Bartın'dayız. 2021 yılında biliyorsunuz önemli keşiflerden birisi de Amasra 1 adını verdiğimiz Sakarya gaz sahasının hemen komşu bölgesinde olan sahayla ilgiliydi. 135 milyon metreküplük bir gaz keşfi yapmıştık. Böylece Sakarya gaz sahası artı Amasra'yı eklediğimizde 540 milyon metreküplük bir gaz rezervi keşfettiğimizi söylemiştik. O günden bu yana da bu bölgeye sık sık geliyoruz. Bartın ilimizle alakalı olarak da bakanlığımızı ilgilendiren hususlarda yerinde tespit yapmak ve sorunları yerinde çözüme ulaştırmak maksadıyla ilk koordinasyon toplantısı yaptık. Sayın Valimizin, Sayın Milletvekilimizin, Sayın Belediye Başkanımız ve Meclis Başkanlarımız ve üyelerimizin katılımıyla, yine aynı şekilde muhtarlarımız köylerinde, beldelerinde, ilçelerinde olan sorunları bize aktardılar. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi bir sunum yaptı. Doğalgaz Dağıtım Şirketi bir sunum yaptı. Yatırım planlarını paylaştı. Gayet verimli, faydalı bir toplantı oldu. Bartın ilinde enerji ve tabii kaynaklar alanında kamu ve özel sektör tarafından cari yıl fiyatlarıyla dikkate aldığımızda 2002 yılında, iktidara geldiğimiz 2002 yılında 5 milyon liralık bir yatırım yapılmışken bu geçtiğimiz yıl bu rakam 454 milyon liraya ve toplamda da son 19 yılda bizim bakanlığımızla ilgili husus alanlarda söylüyorum 879 milyon liralık yatırım yapıldı Bartın iline. İçinde bulunduğumuz yılla alakalı olarak da yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırım planı söz konusu. Bu yatırımın 150 milyon lirası bakanlığımıza bağlı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi yatırımlarından oluşuyor. Yine elektrik dağıtım şirketinin bu bölgeye ilişkin yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım planı var. Gaz dağıtım şirketimizin de yine bu bölgeyle alakalı 40 milyon liralık bütçelenmiş, planlanmış yatırımı bulunmakta. Bartın ilimiz 2014 yılından bu yana şehir merkezimiz doğalgaz kullanıyor. İnşallah bu yıl içerisinde Kozcağız'daki yatırımı tamamlayacağız ve Kozcağız'da doğalgaz kullanmaya başlayacak. Bununla birlikte diğer ilçelerimizden, beldelerimizden gelen doğalgaz taleplerini de değerlendirdik. İlk etapta Amasra ilçemize 2023'te Ulus ve Kurucaşile ilçelerimize, beldelerimize de takip eden yıllarda yani 2024 ve 2025'te olacak şekilde bir planlama yapıldı. Diğer beldelerimizin, ilçelerimizin etüt ve planlama çalışmalarında dağıtım şirketinden başlatılmasını, ivedi bir şekilde başlatılmasını talep ettik. Bugüne kadar Bartın ilimizde yaklaşık olarak 40 bin civarında abonemiz söz konusu. Oldukça yoğun bir kullanım olduğunu söyleyebiliriz. Ümit ediyorum yeni ilçelerimize, beldelerimize, yerleşim birimlerimize gittiğinde de aynı kullanım oranını oralarda da yakalayacağız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Bartın'ın yanında olmaya, destek olmaya gayret edeceğiz. Ben ve ekibim burada büyük bir misafirperverlikle karşılanmış olmaktan dolayı da ziyadesiyle memnun olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Sayın Valimizin şahsında il bürokratlarımıza, Sayın Milletvekilimiz Grup Başkan Vekilimizin şahsında da siyasi parti temsilcilerine ve arkadaşlarımıza
ayrı ayrı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, Bartın Pusula gazetemizdeki bir diğer haberimiz. Karadeniz gazını karaya taşıyacak boru hattının büyük bölümü tamamlandı haberi var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gazını Filyos'a taşıyacak boru hattının 140 kilometresinin tamamlandığını bildirdi. Böylece Bartın haberlerimizin de sonuna geldik. Şimdi Devlek ilçemize geçiyoruz ve Devlet Postası gazetesiyle programımıza devam ediyoruz. Manşette GİMİS Yönetim Kurulu Filyos'ta Bakan Dönmez ile görüştü haberi var. Genel Maden İşçileri Sendikası, Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte Karadeniz doğalgazının karaya çıkartılacağı Filyos'ta 19 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen programa katıldığı haberi var. Diğer bir haberimiz ise uluslararası bir kongre olacak. 22. Kömür Kongresi için ulusal ve uluslararası bilim insanları Zonguldak'a geliyor. Maden Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk 22. Kömür Kongresi'ne Dünya Enerji Ajansı'nın kömürden sorumlu direktörünün de katılacağını söyledi. Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Çağlar Öztürk 22. Kömür Kongresi'ne ulusal ve uluslararası bazda bilim insanlarının katılacağını ifade etti. 22. Kömür Kongresi 29-30 Eylül tarihlerinde Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek. Programımıza Ürdün Zerka Üniversitesi Rektörü Bülent Ecevit Üniversitesi'ni ziyaret ettiği haberiyle devam ediyoruz. Bülent Ecevit Üniversitesi'ne Ürdün Zerka Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nitat Al Ramahi ve beraberindeki heyet işbirliği protokolünü görüşmek için bir ziyaret gerçekleştirdi sayın seyirciler. Devlet'in kahraman gazileri kahvaltıda buluştuğu haberi var. Devlet Kaymakamlığı tarafından gazilerimiz ve yakınları için Devlet Öğretmen Evi'nde kahvaltı etkinliği düzenlendi. Sevgili seyirciler, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı organizasyonunda fidan dikimi gerçekleştirildi. Haberimizi izliyoruz. Çaycuma Adliye Bahçesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz'in organizesiyle fidan dikimi gerçekleşti. Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici ve adliyede görev yapan hakim ve savcılar, adliye personeli, avukatların da katıldığı fidan dikiminde adliyenin bahçesi çeşitli çiçek ve ağaçlarla süslendi. Sevgili seyirciler, şimdi Karadeniz Ereğli ilçemize geçiyoruz ve Karadeniz Ereğli haberleri için Değişim Gazetesi'ne bakıyoruz. Değişim Gazetesi'nde manşette geri sayım başladı. Bakan Dönmez, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ilk gazı karaya çıkartacağız haberi var. Karadeniz doğalgazının 2023 yılı Mart ayında karaya taşınması için yapılan çalışmalar
tüm hızıyla sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 165 kilometrelik mesafeden döşenen doğalgaz borularının 140 kilometresinin tamamlandığını, kalan 25 kilometrelik mesafe için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Değişim gazetemizin diğer bir haberinde belediyenin projesi ödüllendirildiği haberi var. Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Kaletepe ve Karadeniz Ereğli Kalesi çevre düzenlemesi projesi bu yıl düzenlenen Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Yarışması'nda Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu tarafından başarılı proje olarak kabul edilerek ödüllendirildi. Diğer bir haberimizde Toprak Mahsulleri Ofisi 22 Ağustos tarihinde başladığı fındık alımında Zonguldak, Karadeniz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde alım merkezlerinde 427 ton fındık alımı gerçekleştirildi açıklaması var. Bu arada bu Bakan Bey ile alakalı GİMİS Genel Başkanı'nı bağlayabiliyor muyuz? Arkadaşlar şu anda telefonda. Evet. Devam ediyoruz Sayın Niyazi. Efendim? Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever gurbetçi Halit Görmez 1 yaşından itibaren engelli olan bir vatandaşa engelli aracı yardımında bulundu. Şimdi haberimizi izliyoruz. Zonguldak'ın Alaplı ilçesine her yıl belli aylarda Almanya'dan gelen Halit Görmez isimli Türkiye vatandaşı, 1 yaşından itibaren penisilin iğnesi vurulmasıyla engelli kalan İbrahim Özdemir isimli vatandaşa Almanya'dan aldığı akülü araç yardımında bulundu. Almanya'dan kendi imkanlarıyla aldığı akülü aracı Alaplı'ya getirerek engelli olan İbrahim Özdemir'e ulaştırdı. Almanya emeklisiyim, ismim Halit Görmez. Bu kardeşim, engelli kardeşime 3 tane araba hediye ettim. Şimdi arabam yok. Amcacığım dedi, tekrar beni bir araba sahibi yaparsan memnun olurum dedi. 3 ay önce bana bu müracaatı yaptı. Ben de şimdi Almanya'dan arabayı getirdim. İsmail engelli kardeşime Allah rızası için hediye ettim. Almanya'dan Allah razı olsun bir araba hediye etti bana. Geldi Halit abim. Ne engellisiniz? Çocuklayım. Peki. Kaç yaşından beri? 1 yaşından beri. 62 doğumluyum ben. Zonguldak'ın Alaplı ilçesine sabah erken saatte büyük bir heyecanla Zonguldak garına gelen gençler, Gökçebey ilçesine yapacakları yolculuk için Zonguldak-Karabük arasında sefer yapan trene bindiler. Heyecanları yüzlerinden okunan gençler, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilk kez trenle yolculuk yaptı. Gençlerin öğretmeni Erkan Özdemir ise şunları dile getirdi. Abi. Bugün bizimle trende yolculuk yapacaklar. Öncekisi tanıyalım. İsmim Erkan Özdemir. Zonguldak diyerek engelsiz yaşamda öğretmen hakkı yapmaktayım. Bu etkinliği yapmaktaki amacınız neydi? Çocuklarımızı sosyal ortamlarında rehabilite etmek, onları normal bir yerlerin olduğu her ortama sokmak, onları normal bir yerde uzak tutmamak, özellikle tren yolculuğu yapmamış bu çocuklarımızı tren yolculuğu yaşatarak güzel bir günü beraber geçirmeyi hedeflemiştik. Yaklaşık kaç öğrencini bu etkinliği gerçekleştirdiniz? Biz o gün trene 17 mental kızımızla beraber bindik. Yaklaşık 2 saat sürdü yolculuğumuz. Bu 2 saatlik yolculuk süresi esnasında Zonguldak'ın hemen hemen Çaycuma, Filyo, Saltıkova,
Çatalazı hemen hemen her noktasını kızlarımızın görme imkanı oldu. Denizle buluşma imkanları oldu. Kıyı boyunca gitme imkanları oldu. Ve onlar için de güzel bir sevgi olduğuna inanıyorum. Peki sadece tren etkinliği mi bu? Yoksa başka etkinliklere bulunuyor musunuz? Şimdi biz ben göreve başlayalı yaklaşık 6 yıl oldu. 6 yıldır elimden geldiğince kızlarımızla normal sağlıklı bireylerin yaptığı trekkingler, doğa yürüyüşleri, şelaleler, aklınıza gelebilecek normal bireylerin yapacağı her etkinliği ben kızlarımızla yapmaya çalışıyorum. Ki onların girişimlerine katkısını ben 6 yıl önceki çocuklarımla şimdiki girişim arasındaki farkı çok bariz fark edebiliyoruz. İnşallah daha da hedeflerimiz yüksek, onları daha üst noktaya gitmeye çalışıyoruz elimizden gelmeye. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Değişim Gazetemizdeki diğer bir haber. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Ertuğrul 500 bin konut projesine açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Doktor Eylem Ertuğrul, hükümetin açıkladığı toplu konutlarda iş sonunda bile bina maliyetlerinin çok daha yükseğe çıkabileceğini öne sürdü. Ertuğrul, toplamda 500 bin konut yapılacak olmasına bir itirazımız yok. Fakat bırakın dar gelirli, orta gelirli bir vatandaşın bile mülk edinme şansı yok açıklamasını yaptı. Ve Değişim Gazetemizdeki son haberimiz Niyazi Özcan'dan üyelere yetki belgesi uyarısı. Karadeniz Ereğli'de 1 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Niyazi Özcan üyeleri yetki belgesi konusunda uyardı. Özcan'ın açıklaması şöyle: değerli üyelerimiz, 01 Ekim Cumartesi günü yapılacak TSO seçimlerinde oy kullanacak şirket ve kooperatif yetkilileri ticaret sicilinden alacakları yetki belgesiyle oy kullanabileceklerdir. Bu nedenle şirket ve kooperatif yetkililerinin yetki belgelerini seçim gününden önce almaları önemli, rica olunur haberi var Değişim Gazetemizde. Sevgili seyirciler, bugün de günün manşeti programının sonuna geldik. Hepinize iyi bir gün dileğiyle, hoşça kalın efendim. Zamana direnebilen tek şey etkisi geçmeyen güzelliktir. Filios'a değer katan, geleceğe ışık tutan AZD Rezidans evleri yeni bir ev değil, yeni bir yaşam inşa ediyor. Sağlam zeminler üzerinde yapılan, denize 300 metre yakınlığında yeşille mavinin birleştiği yerde yıllardır kalitesinden ödün vermeyen AZD Rezidans konut satışlarımız başlamıştır. Filios'a değer katan, geleceğe ışık tutan AZD Rezidans evleri yeni bir ev değil, yeni bir yaşam inşa ediyor. Bak Takashi, bizim burada bir boyacı atasözü vardır. Şöyle diyor, bir boyacının ustalığı tercih ettiği boyadan bellidir. Nante ii kutuvaza da. Ore mo kocchi de tsukaitai yo. Söyle bakalım nasıl diyeceksin? Tosoukou no jukurendo wa tsukatta toryoudan. Wakaru. Kullandığı değil, tercih ettiği boyadan bellidir. Ah, favori. Hem iyi kalite hem iyi fiyat. Bak Takashi, bizim burada bir boyacı atasözü vardır. Şöyle diyor, bir boyacının ustalığı tercih ettiği boyadan bellidir. Aa,
Nante iyi kutuvaza da. Ore mo kocchi de tsukaitai yo. Söyle bakalım nasıl diyeceksin? Tosoko no jukurendo wa tsukatta toryoudan. Wakaru. Kullandığı değil, tercih ettiği boyadan bellidir. Ah. Favori. Hem iyi kalite hem iyi fiyat. Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay. İyi akşamlar kıymetli Elmas TV izleyicileri. Biraz aradan sonra yine buradayız efendim, haftanın analiziyle birlikte. Ve bu akşamki konuğumuz hepinizin yakından tanıdığı Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem ilçe başkanı, Koz ilçe başkanı Sayın Cengiz Bank. Sayın Bank hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Size çok, öncelikle de geçmiş olsun diliyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun. Şu an gördüğüm kadarıyla iyisiniz. Evet, millet hayret ediyor. Yani ameliyatlısın, evet. Hemen çıktın radyoyu oradan televizyona falan diye ama... Maşallah diyelim bize. Teşekkür ediyoruz. Önce evet. Efendim bir şeyden herhalde bir başsağlığı olayımız olacak. Tabii. Bugün yayına başlamadan önce tabii ki büyük bir üzüntü içindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak 25. ve 26. dönem Trabzon milletvekilimiz Sayın Avukat Haluk Pekşen'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. İnanın boğazım doldu. Kendisiyle de belirli dönemlerde çalışma içinde bulunduk. Evet. Kozlu'ya da geldi ziyaretimize. Ben ilçe başkanıyken beraberce Kozlu halkını da dolaşmıştık. Çok değerli, çok kültürlü ve donanımlı bir milletvekilimizdi. Çok iyi bir insandı. Ben nurlar içinde yatsın diyorum. Amin. Kendisine amin Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Geride amin kalan eş dost ailesine sabırlar diliyorum. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasının başı sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz de başsağlığı dileyelim sevgili. Ölüm nedeni neymiş acaba? Hiç hastalığının ne olduğu da belli değil. Yani benim takip ettiğim kadarıyla bir teşhis de konulamadı. Maalesef belirli dönemlerde hastaneye yatırıldı. Biraz iyileşme gösterdi, eve çıkarıldı. Tekrar yatırıldı. Fakat bugün en son araştırdım biraz, bir teşhis konulamadı hastalığıyla ilgili. Evet. Benim bildiğim kadarını söylüyorum tabii. Bu çok üzücü tabii ki, bir teşhis bile konulamaması, hı hı. Ve böyle bir rahatsızlıktan dolayı vefat etmiş olması çok acı verici. Evet, gerçekten çok üzgünüz. Allah yakınlarına ve kendisi tüm... çok kaliteli bir hukukçuydu. Generallerin ve balyoz davasının savunucularındandı. Avukat. Evet, çok iyi bir avukattı. Ben buna inanıyorum. Kendisi bana bahsetmişti o balyoz davası ile ilgili savunmalarında ve şöyle bir anekdot da var o olayla ilgili. Bunu da benim anlatan bir yakınım, Ankara'da binbaşı olarak emekli olan, bir davada hakim kendisine yeter artık hani kısa kesin demesi üzerine Sayın Haluk Pekşen masaya gerçekten yumruğunu vurarak, bir Trabzonlu'nun cesaretiyle beni dinlemek zorundasınız demiş. Bu da bir anekdot. Yani o, sonuna kadar konuşacağım demiş. Şey yani. FETÖ hakimleri miydi onlar? Yani yok. Balyoz davası ile ilgili işte atılan suçlamalarla ilgili. Ha, yani eski değil, tabii, yeni. Tabii son dönemlerdeki generallerin savunmaları ile ilgili. Ha, generallerin savunmaları ile ilgili. Kendisi gerçekten çok değerli bir hukukçuydu. Onu tanımaktan bir onur duydum gerçekten. Evet, Allah rahmet eylesin. Amin. Edelim. Amin. Efendim, seçimler yaklaşıyor. Yerel, evet, ve genel seçimler var ama siz anladığım kadarıyla genel seçimler üzerinde duruyorsunuz. Tabii. Zonguldak'ta, Kozlu'da, Kozlu ve Zonguldak'a baz alırsak eğer, ki Kozlu, evet, adayısınız siz. Evet. Bu dönem herhalde yine adaysınız. Ya şöyle, tabii ki siyaset uzun soluklu bir yarış. Siyasette hatalar yapıyorsunuz, efendime söyleyeyim. Başarılar elde ediyorsunuz. Ama kolay kolay vazgeçemiyorsunuz. Bir idealiniz var.
Örneğin en büyük ideal ülkemizin demokratik bir şekilde cumhuriyet kuralları içerisinde yönetilmesi. Biz de ülkemizin daha refah, daha aydınlık bir yarınlara taşıyabilmek için mücadele veriyoruz. Bunda da tabii ki şu an Cumhuriyet Halk Partisi altılı masa içinde elinden gelen her türlü çalışmayı yapıyor. Ben bu çalışmaların genel seçimde meyvesini alacağına inanıyorum. Ve sonuna kadar bu altılı masanın da asla dağılmayacağına ve seçimi de çok rahat bir şekilde alacağımıza inanıyorum. Bazı eleştiriler var. Bir taraftan da yayını paylaşıyorum gruplarda tabii, falan. Tabii. Bazı eleştiriler var. İşte altılı masadan efendim bir şey olmaz. Altılı masa şöyle böyle diye böyle karalamaya çalışma tabii. kampanyaları oluyor. Tabii. Şimdi karalama olacaktır mutlaka. Siyaset sonunda bu konu. Karalamayla bir yere varılacağını zannetmiyorum ben. Bu konuda genel başkanımız çok kararlı. Hı-hı. Bu altılı masa asla altılı masadan taviz verilmeyeceğini, altılı masanın sonuna kadar gideceğini her fırsatta anlatıyor. Tabii ki nifak sokmaya çalışanlar var. Nedir? Altılı masanın ciddiyetini görüyorlar. Altılı masa bugün genel başkanımız gerçekten çok uğraştı. Bu liderleri bir araya getirebilmek için. Ve bir araya geldiler, beraberce toplantılar yapılıyor. Her evet. toplantıda bir kademe daha ileriye getiriyor. Ya bu Kemal Bey'in başarısı tabii ki. Bence. Kesinlikle bu konuda genel başkanımızı ben çok başarılı buluyorum. Bu konuda özellikle altılı masa konusunda. İnanıyorum tabii ki örgütlerimizin de bu şeye uyup altılı masada bulunan bütün partililerle beraber istişare halinde çalışmaları gerektiğine inanıyorum. Bu konuda biraz daha gayret göstermemiz gerekiyor. Evet, Zonguldak ve Kozlu'da CHP'nin şu anki durumunu biraz açarsak. Evet. Ben açıkçası Zonguldak'ı eleştiriyorum. Yani evet, Kozlu'yu evet. tam olarak bilemiyorum ama evet. Kozlu'daki çalışmaları. Zonguldak'a baktığımda Sayın İl Başkanı Murat Pulat, evet. tam siz şey yapmayabilirsiniz ama yani sanki böyle çok iyi niyetli, çok güzel bir insan bunu biliyoruz eyvallah kesinlikle, ama kesinlikle. O kadar aradık, o kadar söyledik. Sayın Pulat lütfen gelin bir canlı yayınımıza çıkın, evet. bir açıklama yapın. Evet. Yoldan geçerken başkanım diye bağırıyorum, bakmıyor bile. Yani şimdi nasıl? Şöyle, biz nasıl ben de bir muhasebeci, mali müşavir arkadaşımla beraber çalışıyorum. Muhasebecilik hakikaten çok zor bir meslek. Sayın İl Başkanım da mali müşavir kendisi. Kafasını hep dolu olabilir, onu size söyleyeyim. Yani çok yoğun bir çalışma ortamında çalışıyoruz. Kolay değil, bir taraftan da siyaset yürütüyor tabii ki. Bunlar kolay değil. Ben asla kimseyi savunmak falan değil, yeri geldiğinde eleştiri hakkımızı da kullanırız. Ama Sayın İl Başkanım elinden gelen gayreti gösteriyor. Fakat bir de şu vardır, insanlar bazı insanlar çalıştıklarını, yaptıklarını anlatamazlar bazen. Nedir? Medyatik olamazlar. Kendini örneğin. Pazarlama tabii. Yani bence il yönetimi gayet güzel bir şekilde çalışıyor, başarılı çalışmalara imza dağıtıyor. En son bize bunu da tabii. Ya tabii eksiklerimiz de vardır. Hepimizin var. Benim de eksiğim var. Bakın ben bir seçim geçirdim, kaybettik Kozlu'ya. Ben kendimi hatalarımı hep önüme döktüm. Bir yıl hatalar yaptık. İnşallah bir daha bu hatalar yapmayacağız. Onlardan ders çıkardık. İl yönetimi de gayet güzel çalışıyor. Bakın şu an bilmiyorum son durumunu gördünüz mü il başkanlığının? Yok. Çok güzel bir yapıya ulaştılar. Pırıl pırıl bir il başkanlığı oldu. İnsanların gidip görmesini isterim. Hakikaten il başkanlığımıza bir hava geldi. Bu konuda da il başkanı ve il yönetim kurulunu tebrik ediyorum ben. Ya ben şuna inanıyorum, zamanla seçim atmosferine girildiği andan itibaren ilde de daha büyük ve hızlı çalışmalara girilecektir. Sadece merkezde il de değil zaten. Merkez ilçe başkanımız var, merkez ilçe yönetim kurulumuz var. Onlar da gayret içindeler. Bunu tabii ki biraz daha artırmamız gerekiyor. Nedir? Biz iktidara talibiz çünkü. Evet. İktidara talibiz. O yüzden de daha çok çalışmak zorundayız. Başkanım tamam seçim geçmiş. Geçmişle şeyde konuşacak halimiz yok ama evet. şöyle düşünmek gerekirse yani sesli konuşuyoruz. Mesela Kozlu'da eğer CHP yani CHP aday olmasaydı seçimlerde CHP aday olmasaydı İYİ Parti kazanır mıydı? İYİ Parti aday olmasaydı Kozlu'da CHP kazanır mı? Yani şimdi, siz kazanır mıydınız? Tabii CHP'nin olmaması diye bir şey olmaz, mümkün değil. Ortak. Niye olmaz? Şöyle olmaz. CHP bugün ana muhalefet partisi ve Kozlu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok yüksek oranda bir oy potansiyeli var. İyi Parti'yi de göz ardı edemezsiniz. O da her geçen gün daha da gelişen, büyüyen bir parti. Bizim orada şöyle noksanlıklarımız oldu. Tabii siyaset öyle bir şey ki öngörü gerçekten önemli. Evet. Biz tabii ki aslında... Ben hep söylüyorum bunu. Daha önceki programda da söyledim.
Allah rahmet eylesin. Hüdayi Dökmeci Sayın eski Kozlu Belediye Başkanı'nın yanına biz dört arkadaş gittik. Evet. Hüdayi Bey'in daha adaylığı açıklanmadan. Hı hı. Kendisine biz gel abi bize abilik yap. Seni teknik danışman başkan yardımcısı yapalım. Beraberce bu seçime girelim dedik. Kendisi şu anda henüz erken dedi. Ondan sonra ama aradan belli bir süre geçtikten sonra bir baktık İyi Parti'nin adayı olarak ortaya çıktı. Ondan sonra bir araya hiç gelemedik. Hmm. Yani biz ikimiz bir araya gelip beraberce beraber olalım, seçime beraber girelim, ittifak yapalım diye bir araya gelip konuşma şansımız olmadı. Bizim o dönemki il başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hakkı Güney ve İyi Parti İl Başkanı Sayın Yavuz Erkmen de bizi bir araya getirmedi. Düşünemedi, bir boşluğa düşüldü sanki. Bence Sayın İl Başkanlarımızın örgütün başı olarak bizi bir araya çağırıp iki ilçe başkanını, iki adayı ve iki il başkanıyla beraberce bir istişarede bulunsaydık. Tabii ki. O zaman diyebilirdik ki işte bu birleşmede Cengiz Bank suçludur ya da Hüdayi Dökmeci suçludur bir araya gelmemekle diyebilirdik. Ama gelmedik, her iki tarafta kendinin kazanacağını zannetti. Rahmetli Hüdayi bir de kendi kazanacağını zannetti. Ben de kazanırız diye seçime girdik. Ama tabii ki seçimde bir takım hatalar oldu. Ben de hatalar yaptım. İlçe yönetimi olarak da hatalar yapıldı. Bunları kabul etmek lazım. Hata yapılmasa seçim kazanırdık. Tabii. Yani Ali Bektaş'ın da ekmeğine yağ sürmüş olmuş. Tabii ki biz birbirimize girerken aradan da AK Parti çıkmış oldu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ha, bu bize bir ders oldu. Yani evet. Hayat bir tecrübedir. Hep söylerim. Bir tecrübe kazandık. Bir daha asla böyle bir şey yapmamak gerektiğine inanıyorum. Mesela şu an benim düşüncem, biz önümüzdeki dönemki yerel seçimde de beraberce ittifak halinde bir aday çıkartarak seçime girmek zorundayız. Çok rahat seçimi almamız gerekir. O ben alırım, İyi Parti'nin adayı ben alırım diye girerse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ben alırım diye girerse biz gene sıkıntı yaşarız. Ben olursa olmaz. Golü ben atacağım. İşte golü tabii. Ben... Hayır. Bak yani. Ben söylüyorum. İlle de aday olmam çok önemli değil. Benden daha iyi bir aday varsa çıksın. Tamam kardeşim desin. Ben daha iyi yaparım. Yarışırız. Kim çıkarsa hep beraber onun etrafında kenetlenelim ki seçimi Millet İttifakı olarak yerel seçimi de biz alalım. Yani evet. Bu birlikteliği bozmayalım. Evet. Diye düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nı nasıl görüyorsunuz? Mesela son dönemlerde işte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir işte konut projesiyle ortaya çıkması. Bu sizce nasıl bir proje? Valla şimdi tabii ki projeler ortaya çıkar. Ama önemli olan projelerin yürürlüğe girmesidir. Projeler acaba yürürlüğe girebilecek mi? Şu an tahmin ediyorum 1,5 milyon, 2 milyona yakın bir başvuru var konutta. Bu çok büyük, devasa bir proje olacak. Bu yerlerle ilgili sorunlar yaşanacak. Bu insanlar asgari ücretli olarak buna müracaat edip de bunu nasıl ödeyecekler? Bu her yıl belli oranda da enflasyonun baz alınarak artırılacak. Asgari ücretin 5500 TL net olduğu bir yerde bir insan 2500 ya da 3000 lira vererek nasıl ev sahibi olabilir? Zaten o insana 5500 TL aylık olarak yetmez. Tabii ki yani hiçbir şey yaşaması için yetmez. Buyurun, şu hayat pahalılığında 5500 lira bir insana yetebilir mi? Kesinlikle. Aç yaşıyor insanlar. Zaten öyle yara aç yara tut. Yazık yani. Çoğu yazık, insan ya. Eskiden bir simit bir çay vardı başkanım. Evet. Yani şimdi bakıyoruz yarı aç yarı tok yaşıyorlar. Yani simit bile alamayacak insanlar var. Onu söylüyorum. Şimdi bu insan nasıl maaşının yarısını versin de ev sahibi olsun? Peki buradaki amaç konut projesiyle ilgili. Yani amaç ne? Gerçekten insanların ev sahibi olması mı? Yoksa bu şeyin altında, projenin altında başka bir ben farklı... Bu projenin yürüyeceğine inanmıyorum. Birincisi. İktidar kaybedilirse, AK Parti iktidarı kaybedirse, kaybettiğinde gelen iktidar CHP İYİ Parti koalisyonu diye düşünüyorum ben. Geldiğinde bu sefer bu olaylar bu gelecek iktidarın başına patlamış olacak, öyle değil mi? Yani iktidar da gelecek, iktidar da tabii ki önüne bu olayı koyacak. Yani artısını, eksisini değerlendirecek. Şimdi yaparım demekle projeyi ortaya koymakla projeyi gerçekleştirmek çok farklı. Kolay bir proje değil bu. Evet. Yani şimdi insanlara rastgele sıradan yapılar yapamazsınız. Her yönüyle sağlam, güvenilir, dayanıklı yapılar yapmanız arsalar lazım. Arsalar nereden temin edilecek? İşte bu da kolay değil. Yani arsalar tabii ki tamamen büyük bir ihtimalle Milli Emlak Müdürlüğü'nün sahip olduğu, yani devletin sahip olduğu arsalar üzerinden olacaktır. Evet. Bunların altyapısının hazırlanması, fizibilite raporlarının hazırlanması, iskana açılması bir problem. Tamam, hükümet bunları tabii ki bir şekilde halleder. Halleder ama kolay da değil yani. İnşaat maliyetleri ortada.
İnşaat kolay değil artık yapmak. Evet. Şimdi 2500 lira vererek inşaatı nasıl yapacaksınız? Evet. Yani kolay evet, değil bu işler. Konuşmakla icraat çok farklı. Maalesef öyle. Fevkani Köprüsü'nü nasıl değerlendiriyorsun? Fevkani Köprüsü'nün yıkımı şimdi, olacak geliyor tabii, ama. Tabii tabii. Evet. Şimdi açık söyleyeyim. Fevkani Köprüsü'nü yıkmak soruna çözüm bulmak değil. Açık söylemek gerekirse tabii ki bu iş bir mühendislik olayı. Bu köprünün yıkıldığı zaman trafik akışının yeterli derecede sağlanıp sağlanamayacağı çok önemli bir husus. Ya trafik birbirine girerse yeterli olacak mıdır? O bir en son günlerde yayınlanan bir projeler var. Hani yıkılırsa şu şekilde yapılacak falan gibi ama bir projenin de faaliyette olmadan gerçek anlamda şehrin trafik akışını kaldırıp kaldıramayacağı net değil bence. Bence yıkmaktan ziyade sağlamlaştırılması daha uygun diye düşünüyorum. Sebebi de şu, bu kadar esnafı da buradan çıkaracaksınız. Bir yığın esnaf var. Bir kısmına acılıkta yer verdiniz. Bir kısmı ne oldu? Yarısı kaldı. Bu insanlar da ekmek yiyecekler. Balık pazarı keza öyle olmadı. Buyurun yani, bir balık pazarının geleceği belli değil. İnsanlar orada ekmek parası kazanmaya çalışıyorlar. Bakın, yıkmak çözüm değil hiçbir zaman. Yapıcı davranmak lazım. Yıktığınız zaman bunun sebeplerini ve sonuçlarını iyi analiz etmeniz gerekir. Ya gerçekten de ben yıkılması taraftarı değilim kesinlikle. Ben sağlamlaştırılması, güçlendirilmesi köprünün taraftarıyım. Bunu yapacak da güce sahip devletimiz. Yani bu köprü güçlendirilerek kullanılabilir. Evet. Bu kadar basit. Ve siz şimdi bu kadar üstten var, alttan var, her taraftan var. Yani bunu nasıl becereceksiniz ben anlamıyorum. Mümkün değil bence. Ya Zonguldak'ın coğrafi konumu açısından bulunduğu şu pozisyonda o köprünün yıkılıp aşağıdan basit bir trafik geçişiyle bunun geçişini sağlanması mümkün değil. Evet. Diye düşünüyorum. Evet, evet. Alışım. Haklısınız. Ben yani ben yıkımdan yana değilim. Kesinlikle sağlamlaştırılmasından yanayım. Kesinlikle öyle. Bizler de öyle. Yıkım taraftarı değiliz. Evet, kimler var bizlerle birlikte şu anda bakalım efendim. Şu reklam ne giriyor araya ya? Evet, Mustafa Kuteyer, Gelecek Partisi İl Başkanı. Evet. Cengiz abiye selamlar demiş, iyi yayınlar çok dilemiş. Bir arkadaşımız. Evet, gerçekten. Mustafa Bey, Mustafa Kuteyer hakikaten öyle. Gerçekten öyle. Hayırlı yayınlar diliyorum. Değerli Cengiz abiye de selamlar demiş Mustafa Kuteyer. İyi Parti 2019'da Çay Cuma'da da ittifaka uymayarak aday çıkarttı demiş. Çay Cuma Belediyesi özel kalem göndermiş. Evet. Saadet Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı İsmail Üstünyer, İsmail Bey de iyi yayınlar Cengiz Bey demiş. Teşekkür ederim. Evet, selam gönderiyorlar. Herkes evet, ayrıca efendim Cengiz Banka sorular sorabilirsiniz. Cengiz evet, Bey'e tabii, istediğiniz tabii, soruları da sorabilirsiniz. Kozlu yöresinden, Zonguldak'tan her yerden soru sorabilirsiniz. Efendim yukarıda bir hastane projesi var. Yani bir defa baştan hani yanlış derler ya, bize göre hani ben bir gazeteci gözüyle baktığımda o hastanenin oraya yapılmasının mantıklı olduğunu görmedim. Mantıksız, çünkü hastanenin yanında bir hastane olmaz diye düşündüm. Öbür tarafta 69 ambarların orada hastane olabilir, farklı yerde olabilir de şehir merkezinde ya da merkeze yakın. Tabi bunu yaparken otopark düşünülmedi. Evet. Önce Kız Meslek Lisesi yıkılmak istendi. Evet. Halk direndi. STK'lar direndi. Kız Meslek Lisesi'ne karşı çıktılar. Hayır dediler. Orası sanıyorum kurtuldu şu anda. Evet. Şimdi kafayı yayla öğretim okuluna taktılar. Yıkım kararını çıkardık. Bu arada servis şoförleri de önümüzü kesiyor bizim. Ya abi diyor, konuşun Allah'ını seversen. Biz şimdi güzergahlar değişti. Yok okuma yıkım kararı çıktı. Biz anlaştık bilmem ne. Bu sefer biz de mağdur olduk. Hepimiz mağduruz dediler. Evet. Şimdi 3-4 seneden beri size soruyorum Sayın Başkanım. Evet. Bu Rüzgarlı Ortaokulu'nda depreme dayanıklı değildi de şimdi mi depreme yani dayanıklıydı da şimdi mi dayanıksız oldu? Ya tabii ki bunlar yıktırmak için bahaneler, açık söylüyorum ben. Yani okulu yıkıp ne yapacaksınız oraya? Yani hastanenin efendime söyleyeyim otoparkı mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Yani orası yıllarca öğrenci yetiştirmiş. Gerçekten güzide bir okulumuz. Yani yıkmak hiçbir zaman doğru bir şey değil. Evet. Önemli olan yapabilmek bir şeyler. Yıktınız, orayı yıkın, burayı yıkın. Yazık olur yani. Zonguldak'ın değeri bir de. Yani oradaki okulumuz da çok değerli bir okulumuz bizim. Tabii ki. Okulu yani hiç mi yer mi yok?
yapacak. O yüzden ben tabii ki bu olaya ben de karşıyım. Yani yıkılmasına kesinlikle karşıyım. Bakın kız meslek sesini yıkmaya çalıştılar. Olmadı. Orayı yıkamadık, burayı yıkalım. Ya yıkmak değil, yapalım hep beraber bir şeyler. Evet. Çözüm öğretelim. Önemli olan çözüm öğretmek. Bir de Sayın Başkanım, sahil projesi. Sahil projesi çok önemli. Bu sahil projesine baktığımızda mesela daha önceki bizim o oturduğumuz o sahiller, orası o kadar güzeldi ki. İşte o Ramak Kafe'nin oralar falan muhteşemdi. Böyle söğüt ağaçları falan vardı. Abi şimdi bir baktık. Bugün yine uğradım baktım. Ya oraya bir şeyler koymuşlar böyle oturmak için. Ya hiçbir şey, bir özelliği yok. Ben niye böyle bir şey yapıldı? Ben anlamadım ki ya. Bu bahsettiğiniz yer Kozu sahili. Zonguldak sahili. Zonguldak sahiliyle. Ya tabii ki şimdi eski sahilimiz bambaşkaydı. Tabii ki bir nostaljiydi yani. Zonguldak'ın nefes aldığı harika bir yerdi. Hatta biliyorsunuz daha önce o Sürmen düğün salonunda insanlar yıllarca düğünlerini yaptılar, eğlendiler. Biz beklerdik ki 2022 yılında bulunduğumuz şu yıllarda çok daha harika bir proje yapılsın. Ama yıkılıp da yapılan proje arasında inanın eski proje pozisyon daha güzeldi. Yani şu an bir de denizde, deniz kenarındaki dikkat ederseniz şeyler bir de tahrip olmaya başladı daha bitmeden. Bu proje nasıl kabul edildi bilemiyorum ama ben iyi bir proje olduğuna inanmıyorum. Evet. Eski haliyle kalsaydı çok daha iyi diye düşünüyorum. Yani. Ya öyle de başkanım neden böyle yapılır? Yani rant mı vardır altında? Ya tabii ki şimdi her şeyin altında mutlaka bir sebep var. Bu sebepler araştırıldığında ortaya çıkıyor. Tabii ki Zonguldak merkezi olarak bu ihalesi nasıl yapıldı, kime verildi, kaç liraya verildi bunları bilmek lazım. Bunlar tabii benim bilgim dahilim dışında. Genelde tabii ki il başkanımızı, merkezi ilçe başkanımızı onları ilgilendiren konular. Bu konulara fazla ben girmek istemem. Ancak gördüğüm şu ki tabii ki burada güzel bir proje olmadı. İstediğimiz gibi 2022 yılına yakışan bir proje olmadı burası. Harika bir proje olabilirdi. Ya daha bir şöyle biraz yükseltilip denizin üstüne doğru çıkabilirdi büyük bir projeyle. Tabii. Denize şöyle girdiğiniz zaman ve düğün salonu olabilirdi, iki kat olabilirdi. Ya artık neredeyiz biz ya? Biz artık 2022 yılındayız ya. Ya hiç yani kimse haz etmiyor. Kimse haz etmiyor. Yani müthiş sahil... bir proje yapabilirdiniz ya. Zonguldak'ı ayağa kaldıracak. Tabii canım. Bütün yani... şeyi oraya toplayabilecek insanları. Çok basit bir şey oldu yani. Sahil projesi büyük bir fiyasko. Kesinlikle. Bir tek ben söylemiyorum bunu yani kimse yanlış anlamasın. Allah Allah ya falan değil. Ya biz kötülemek değil. Bakın Cengiz Bey. Yani kötüleyerek bir yere varılmaz. Güzel projeler yapılsın. Güzel projeleri güzeli hep biz de destekleyelim. Biz de onaylayalım. Gerçekten bu memleket hepimizin ya. Bu memlekette yaşıyoruz biz. Zonguldak niye hep geri gitsin? Zonguldak zamanında Türkiye'nin 9. vilayetiyken niçin şimdi 30'lara 40'lara gelsin Zonguldak? Bu Zonguldak'ın gerilemesinde herkesin suçu var. Var. İşte bu tür şeyler işte böyle küçük projeler. Devasa bir proje yapabilirdin ya. İki katlı bile proje yapabilirdin ya. Yani Allah Allah yapamayacak bir şey değil ki bu. O zaman yapmayacaksan hiç eski projeyi bozma. Eski daha güzeldi. Evet. Bence daha güzeldi. Evet, evet. Bence insanlar işte bu projelerle konuşulur. Dünya para döküldü oraya. Yazık. Tabii. Ya yazık. Çok daha güzel olabilirdi diyorum. Olabilirdi. Daha modern olabilirdi. Olabilirdi. Daha geniş kapsamlı olabilirdi. Şimdi ben mi acaba dedim hani beğenmedim de bakıyorum. Herkese soruyorum. Ya suçlamak kötülemek değil inan amacımız. Değil. Asla. Değil. Harika olsun hep beraber tebrik edelim. 100 kişinin 80'i beğenmiyor. Buyurun yani. Hayır, farklı 80. bir şey bekliyor insanlar. Daha modern bir şey bekliyor. Mesela 2022 yılında daha çağdaş bir proje bekliyor herkes. Tabii ki tabii ki Sayın Bank. Şimdi Kozlu Kilimli Tüneli'ne baktığımızda o tünel mesela muhteşem bir tabii tünel. Kesinlikle. Mithat Paşa harika, tüneli. Harika. Ben oraya Mithat Paşa tüneli diyorum. Evet. O gerçekten tünel. Çok güzel oldu. O şeyin tünel, içine girmeden ne kadar güzel kilimle rahatça geçebiliyorsunuz. Akarak gidiyorsun Kilimli'ye. Yapanların ellerine, emeklerine sağlık. Bak güzel projeleri harika, ne yapıyoruz? Kesinlikle. Alkışlıyoruz ve destekliyoruz. Ve gerekiyordu Zonguldak'a böyle bir proje. Yani şimdi amacımız evet kötülemek değil. Bizim kesinlikle. Amacımız bağcıyı dövmek değil. Üzüm yemek. Üzüm yemek. Tabii, üzüm tabii. yemek. Şimdi araç kullanıyoruz hepimiz görüyorsun başkanım. Yani bugün baktığında Zonguldak içerisinde bugün Fevkani Köprüsü'nün üstü soğuk su, acılık evet. ondan sonra özellikle bu istasyon tarafından evet. Ayekmeğin önünden istasyon ve çay damarak
Araba geçiş. Resmen hopluyor evet, böyle. Resmen de, araba hopluyor. Ben de iki gün kadar önce geçtim Çaydamar tarafına. Hakikaten dedim Allah Allah ya. Yani bu yol gene niye bu kadar kötü bozuldu? Tamam şuna eminim. Tabii ki dere yatağına yakın olan yerlerde arazinin oynaması çok doğal. Evet. Ama bu biliniyor. Bu biliniyor. Bilindiği takdirde bu şey yapılırken yol yapı yeniden yapıldı biliyorsunuz o geçme parke. Evet. Zeminin sağlam olması lazım. Bunu ben de iyi biliyorum. Ben mühendis değilim. Ben iktisatçıyım. Mali muhasebeciyim örneğin. Ama ben bile düşünüyorum. Hesap kitap iyi biliyorsunuz. Ben bile şunu düşünüyorum. Ya bu geçme parkenin, taş parkenin yapıldığı zeminin sert zemin olması lazım. Altının beton. Betonun üzerine düzenlenmesi halinde çok daha sağlam olacağını biliyoruz. Fakat bir bakıyorsunuz bu döşenmiş. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra her taraf çukur pozisyonda. Ya biz iyi olsun istiyoruz. Asla hiç kimseyi kötülemek değil amacımız. Ya. Güzel şeyler yapsınlar. Biz de alkışlayalım hep beraber. Güzel yapılan her şeyin yanındayım ben adaşım. Ya tabii ki öyle başkanım. Haklısınız. Güzel ya ben iki gün önce geçtim Çaydamar tarafına. Bizim şeydi. Çok dikkatli geçtim yani arabanın altını vurmamak için. Ya evet. O kadar berbat ki şimdi asfaltlama yapıldı. Ya o zaman bu asfaltın mı kalitesi iyi değildi? Ben onu anlamadım. Yani Kara Elmas oldukça asfaltlandı. Güzel bir şekilde aşağı kadar güzel asfaltlandı. Evet. Alkışladık, bravo dedik. Yıllar sonra kentimize asfalt geldi dedik. Ama bir sene geçmeden acayip bir şey oldu. Yani şeyler... Bir ihtimalle tabii asfaltın kalitesi çok önemli. Asfalt kalitesi ise bir de tabii ki asfaltın şartları var. Bunları hep mühendisler daha iyi bilirler tabii ki. Biz de tabii ki naçizane öğrendiğimiz kadarıyla konuşuyoruz. Asfalt eğer sağlam kaliteli ise hiçbir kolay kolay bozulmaz. Yani açık söyleyeyim bu su da gelse üzerine sürekli yağmur da yağsa bir şey olmaz. Ama asfalt kalitesizse zemini de döküldüğü zemin de sağlam değilse tabii ki zamanla bozulur. İnce de dökülürse örneğin belli bir onların şeyleri var, ebatları var. Kalın dökülmesi lazım ki zemin sağlam olması lazım oynamaması için. Kaliteli ise de asfalt kolay kolay bozulmaz. Evet. Efendim ekonomi oldukça kötü. Her geçen gün dolar fırlıyor. İşte euro bilmem nereye kadar geliyor. Oldukça kötü ekonomi. Vatandaş artık gerçekten haftayı ayı kurtarıyordu eskiden. Hani ayı nasıl kurtarabiliriz? Evet. Şuraya buraya ayı ucu ucuna kurtarıyordu. Evet. Şimdi haftayı bile değil hatta günü kurtarmanın bugünü atlattık Allah kerim diyorlar. Evet. Neden ekonomi bu kadar? Yani dolar niye bu kadar? Kur korumalı faiz. Evet. İktisatçısınız, ekonomist sayılırsınız. Evet. Neden kur korumalı faiz ve bu kur korumalı faiz kimlere yarıyor? Ya tabii ki açık söyleyeyim. Ekonomimizin bu denli sıkıntı yaşaması iyi bir ekonomik politikanın uygulanmamasından kaynaklanıyor. Şimdi kur korumalı faiz dediğiniz zaman insanlar tabii ki paralarını daha güvence altına almak için kur korumalı faize yatırıyorlar. Ama ne hikmetse bir türlü bizde doların işte diyelim euro biraz yerinde durdu ama yabancı paranın artması durdurulamıyor. Bu şekilde de tabii ki ne oluyor? Devletimiz daha fazla faiz ödemek zorunda kalıyor. İnsanlar da paralarını daha güven altına almak için kur korumalı faize yatırıyor otomatikman. Parası olan yatırıyor. Parası olan yatırıyor. Tabii ki parası olan kazanıyor. Şimdi 100 bin lirası olanın kazandığından ne olacak? Ama milyonları, trilyonları olanlar hiç uğraşmadan çok güzel paralar kazanıyorlar bu helal sayede. Helal mi? Buyurun. Helal değil herhalde. Değil tabii. Caiz mi hocam? Hocam caiz mi? Şimdi onu tabii hocalarımıza sormak lazım ama biz bir işte ekonomiyle ilgilenen bir insan olarak sorarsanız tabii adam parasını veriyor belli bir süre için. Bence helal yani adam. Evet. Parasını veriyor, para kazanıyor. Şimdi borsada da aynı şekilde parasıyla beraber giriyor borsaya, para kazanıyor. Ya artık bu helal haram karıştı zaten. Yani evet, Sayın Bak, eskiden rahmetli Turgut Özal'ın bir orta direği vardı. Orta direği çıkarmıştı biliyorsunuz. Orta direk falan diye. O orta direk şimdi kalmadı. Maalesef. En dip ve en üst var. Evet. Bir korkunç zengin bir grup var. Evet. Bir de en dipte sürünenler var, alçak sürünme. Evet. Hala o böyle bir simitle günü geçirmeye çalışan, aç, sefil, susuz halde yaşayan vatandaşların sırtından bir şeyi nasıl alabilirizin hesabını yapıyorlar. Maalesef. Ayıptır, yazıktır. Maalesef. Tabii yazıktır. Ki çok yazık. Bir de düşünün asgari ücretin 5500 TL nete çıkmasına rağmen insanlar zor geçiniyorlar. Her istediğini alıp yiyemiyor vatandaş. Yok. Gerçekten üzülüyor insan. Yani çevremizde o kadar insan var ki bakın çöplüklerin önünden geçerken dikkat edin. Hala o çöpleri karıştıran bir insan var ya.
Şimdi sorsam bazısı der ki ya o hastalığı onun zaten. Ya ne hastalığı ya? Takip edin de bakın o insanlara. Bir yiyecek ekmekleri yok insanların. O kadar aciz durumdalar ya. Cehalet. İşte uçurum çok büyük oldu. Şimdi çok iyi durumda olan insanlarımız da var ama maalesef çok kötü durumda olan insanlar da var. Orta tabaka gitti maalesef. Yazık ya, bu insanlar insan değil mi? Evet. Ya nerede sosyal devlet o zaman? Yani üzülüyoruz yani biz. Ha biz de elimizden geleni yapmaya, bakın ben gerçekten elimden geleni bir vatandaş olarak yapmaya gayret ediyorum. Elimden geldiği kadar bu tür insanlara yardım ediyorum. Bir de öyle yardımı da göstererek yapmıyorum ben. Tabii. Cenab-ı Allah da bizim aramızda. Tabii canım. Yani, evet, bunu da tabii. Ölmek için de anlatmıyorum. Keşke olsa da gücümüz daha çok yardım edebilecek insanlara. Evet, ama çok kötü durumda insanlarımız var bizim. Bir işsiz insanımız var. Evine ekmek getiremeyen insanlar var ya. Bunların derdine ortak olmak lazım ya. Ya bakın ben biliyorsunuz Kozlu Belediye Başkanlığı'na bir adaylık dönemi yaşadım. Kaybettik. Evet. Tabii ki şu an önümüzde bir genel seçim var ama ondan sonra da akabinde şartlar oluşursa, ben hep söylüyorum Cenab-ı Allah ömür verirse, nasip olursa adaylık düşünen insanlardan biriyim gene. Bütün hayalim gerçekten insanların yani rahat yaşayabileceği, huzur içinde uyuyabileceği bir Kozlu için aday olmak istiyorum. Ben illa belediye başkanı olayım. Olsam ne olur, olmasam yani ne olur. Yani Kozlu sevdalısı. Ama tabii yani bir belediye başkanı olarak daha önce görev yapan belediye başkanlarımızın yapamadıklarını yapmak bütün niyetim. Ha benim amacım asla birilerine örneğin rant sağlamak değil. Kendime gelir sağlamak, kendime imkan sağlamak değil. Cenab-ı Allah bakın nasip etse de Cenab-ı Allah'ım, nasip etse de o günleri inşallah görürüz. Allah nasip eder. Nasıl bir belediye başkanlığı yapılır insanlara ben göstereceğim. Peki. Bakın halkın arasına gireceksiniz. Halktan korkmayacaksınız. Her gün halkın arasında olmanız lazım sizin ya. Dert çözmeniz lazım. Dert çözmeyecekseniz, dertlenecekseniz gelmeyin kardeşim. Evet. Bakın her geçen gün belediyelerin durumu kötüye gidiyor. Maalesef. Niye düzelmiyor? Yani biz insanlarımız dediler ki hep iktidardan yana bir belediye başkan adayına verelim de daha iyi yönetilir. Alakası yok işte. Yok alakası. Ben hep şunu söyledim. İyi yönetecek insanlara ihtiyaç var. Bak kimseyi de kötülemiyorum. Asla kötülemedim, kötülemem de. Ama daha iyi yapamayacaksanız bırakın kardeşim bu işi yapmayın. Evet. Başkanım, Cafer Ercan abi İYİ Parti Kozlu kurucularından değerli bir abim. Kesinlikle. Benim. Diyor ki çok değil 5 yıl içinde her tarafı dökülür Kozlu sahilinde. O zamanın parası 5 milyon liraya yapılan okyanus dalgalarına dayanıklı dalga kıran yapıldı. Bir yıl sonra suya gömüldü. Bir tek soruşturma açılmadı. Çal, sat, işgal et, sonra seyret. Yazık bu halkın parasına diyor ve Cafer Ercan abi devam etmiş. Cengiz Başkan geçmişte yapılan hataya tekrar düşmeyelim. 2024'te Kozlu'da ortak adayla çıkalım. Çok güzel diyor. Bir şey söylüyor. Bakın Cafer Bey gerçekten Kozlu'da nadide insanlardan bir arkadaşımız. Öyle ben de gerçekten çok severim. Her şeyle, sporcu yönüyle, efendime söyleyeyim, siyasi yönüyle, kişiliğiyle pırıl pırıl bir arkadaşımız. Evet. Asla burada kendisine yani argo deyim de yağma da çekmiyorum. Ben çok eski yaşlarımızda birbirimize yakındır. Çok iyi tanıdığım bir arkadaşımdır. Bakın ne kadar güzel söylemiş. Evet. Ben de aynı düşüncedeyim. Ve ben insanlara hep şunu söylüyorum. Bakın illa ben aday olayım da demiyorum ben. Ya gelin hep beraber bir arada olalım. Evet. En iyi kimse oradan onu çıkartalım ya. Allah Allah. İlle ben aday olacağım demiyorum ki insanlara ben. Ama iyi bensem de ben çıkayım kardeşim. Ha Cafer Bey'e ben katılıyorum ve kendisinden de Kozlu'da gerektiği kadar yararlanılmadığı kanısındayım da ben. Daha aktif görevlerde olması lazım. Çünkü değerli bir arkadaşımız hem sporcu kimliğiyle hem siyasi kimliğiyle beraber öteden beri gelen bir arkadaşımız. Tecrübeli bir arkadaşımız. Evet. İnşallah ileriki dönemlerde beraber çalışma şansını da buluruz. İnşallah ben gerçekten şu düşüncedeyim. Genel seçimi hayırlısıyla Millet İttifakı'nın kazanacağına inanıyorum. Kazandıktan sonra da yerel seçimlerle ilgili olarak da Kozlu'daki bütün Millet İttifakı partisi aday arkadaşlarımla, ilçe başkanlarıyla hepsiyle bir araya gelip istişarelerde bulunmayı ve beraberce güzel Kozlu'muz için iyi bir aday çıkartıp o adayın da etrafını gayet çalışkan arkadaşlarla süsleyerek güzel bir meclis de yaparak seçime girip seçimi çok rahat alacağımıza inanıyorum beraberce. Çok güzel çalışmalar da imza atacağımıza inanıyorum hep beraber. İnşallah ama işte şu da var sevgili başkanım. Şimdi AK Parti işte hep 20 yıldan beri sürekli kazanıyor. Sürekli iktidarda, sürekli iktidarda. Ben bir dönem AK Parti teşkilatının içindeydim. Hı hı. Kuruluşundan itibaren.
O zaman çalışma sistemini gayet iyi biliyorum. Teşkilatın evet. içinde olduğum için o zamanlar. Gece gündüz mesela bu saatte biz partiyi kapatıp gidiyoruz mesela CHP, evet, İYİ Parti falan. Onlar bu saatte ev ziyaretlerine gidiyorlar. Kadınlar bir kısmı, erkekler bir tarafa. O kadar işliyorlar insanları ki. Evet. Yani üşenmememiz gerekiyor. Ya tabii tabii. Üşenmeden çok koşturmamız doğru. gerekiyor. Yani oturup şeyde masa başında efendim ilçe başkanı, belde başkanları masa başından değil halkın arasında halkın elini tarafı. Tutup havaya kaldırarak evet, halkla birlikte yürürlerse tabii. halkı arasına alıp muhabbet ve sohbet ederlerse tabii. bir akşam bir kahvede bir akşam bir yerde tabii. bunlar artı getirir. Kesinlikle katılıyorum size. Tabii ki hayat bir tecrübe kazanıyorsunuz. Hayatta yaşadığınız her olay size bir tecrübe kazandırıyor. Biz şimdi şöyle geriye dönüp baktığımda yaptığımız hataları çok daha rahat görebiliyoruz. İnşallah bundan sonraki seçimlerde çok daha tecrübeli bir şekilde seçime gireceğimize inanıyorum ben. Yapılan hataları bir daha yapmayacağımıza da inanıyorum. O nedenle size de katılıyorum. Tabii ki çok iyi çalışmamız gerekiyor. Hakikaten iyi kadrolarla çalışmamız gerekiyor. Çalıştığımız anda da kazanmamamız için hiçbir neden yok. Evet. Açık. Ayhan Gökköz yine kıymetli bir kardeşim. Evet. Düşmeyeceğiz inşallah Cafer abi. Hayırlı akşamlar güzel insanlar demiş hepimize. Teşekkür yani ederiz. Aynı Ayhan Bey de gerçekten çok başarılı bir arkadaşımız. Ben çok kendisi severim Ayhan'ı. CHP ilçe yönetiminde. O da değerli bir arkadaşımız. Çok gerçekten değerli. Çalışıyor, didiniyor ilçede. Farklı şeyler yapmaya çalışan bir arkadaşımız. İlçe başkanlığıyla beraber. İnşallah iyi şeyler olacak. Ben de inanıyorum. İnşallah. Başkanım, geçen CHP kurmaylarındansınız. Yani ben öyle görüyorum. Yılların CHP'lisi olarak. Geçen Gürsel Tekin'in bir açıklaması bence, bir talihsiz açıklaması evet. vardı. Gerçi Sayın Kılıçdaroğlu onu kabullenmedi. Yani kendini bağlar şeklinde bir açıklama yaptı bildiğim kadarıyla. Ama şimdi şu var. Hani HDP'nin konuşulması vatandaş arasında şey gibi, bir joker gibi. HDP, hadi seni HDP. Top gibi onu atıyor buna. Evet. İyi de başkanım şunu sormazlar mı adama? Ben tüm kamuoyuna soruyorum. Bu HDP madem terörist bir parti ise herkese soruyorum buradan. Neden mecliste? Kapatın gitsin abi. Evet. Niçin sıkıştığınızda el altından HDP'ye el uzatıyorsunuz? Niye el altından tokalaşıyorsunuz? Niçin joker olarak HDP'yi kullanıyorsunuz? Herkese diyorum. Evet. Madem HDP evet. teröristlerle iç içe yaşıyor, eyvallah. O zaman tamam kapat abi, vur kapısına kilidi o zaman. Evet, evet. Haksız mıyım abi? İşte maalesef demokraside işte hemen kilidi kapısına vuramıyorsunuz. Bir şekilde milletvekili seçilmişler, meclise de girmişler. Türkiye devleti de bir kanunla yönetilen, anayasayla yönetilen bir devletimiz. Hukuk devleti. Tabii, hukuk yani devleti öyle hemen tabii ki seçimle gelen insanları birden görevden alma şansınız yok. Ama evet. Onu anlatacağım. Yalnız tabii ki burada herkese çok iş düşüyor. Şimdi HDP sizin yanınızda olduğunda o HDP çok iyi. Millet İttifakı'nın yanında olduğunda kötü. Böyle bir şey yok. O zaman HDP varsa hep beraber kabulleneceğiz. Sizin yanınızdayken HDP eğer bir parti olarak yanınızda yer alıyorsa, Millet İttifakı'nın yanında da yer alırsa, yer aldığında diyelim, o zaman sizin de hiç konuşma hakkınız olmayacak Cumhur İttifakı olarak. Devletin gerçekten, yani devlet her şeyi çözer, bilir. HDP gerçekten, HDP'nin kurmayları PKK'ya bir para akışı, sağlıyor. Ne kadar gizli para akışı sağlarlarsa sağlasınlar, mutlaka devletin teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı hepsi bunu çözer, bilir. Evet. Hangi kanaldan ne gittiğini bilir. Evet. Ve bunu tespit ettikten sonra evet. anayasal suçtur diyerek vatana ihanetten kapatabilirsin. Evet. Bunlar ortada var mı? Yani bunları bulmak lazım. Gerçekten tabii, şimdi, terörist efendim tabii. Sayın Süleyman Sözde Soylu olmuyor, tabii ki. Dedi ki Süleyman Soylu efendim İstanbul Belediyesi'nde İşte 100 bilmem kaç tane, 300-400 tane 400, falan. 400 tane terörist var. 400 civarında terörist var girdi. Ya belediyeye girerken devletin İçişleri Bakanı, devletin yani devlet bakıyorsunuz, giriyorsunuz. Sabıkada belgesi oluyor herkes. Sabıkada eğer sabıkan varsa sen giremezsin. Tabii. Sabıkalıysan. Evet. Yani şunu demek istiyorum, demokrasiye balta vurmamak lazım. Kesinlikle. Demokratik kesinlikle. Bir şekilde hep beraber kucaklaşmamız lazım. Ötekileştire. Sayın adaşım bıktık ya. Maalesef. Yani maalesef. Bıktık ötekileştirilmeden. Sizin yanınızda olduğunda herhangi bir zararı yok. Karşı tarafa geçtiğinde bu terörist. Bu yanlış tabii ki. Burada
Millet İttifakı da HDP'nin yanında diye bir asla bir şey yok. Tabii. HDP'nin yanında olsaydı HDP'de o altılı masaya girerdi diye aynen düşünüyorum. Tabii, HDP tabii kendisi karar verecek nereyi destekleyeceğini. Evet. Yani o bizi ilgilendirmez. Yani açık söyleyeyim yani. Tabii ki. Hemen yerele geliyoruz. Efendim Zonguldak emeğin başkenti biliyorsunuz. Emekçinin başkenti. Evet. Ve madenlerimizle tanınıyoruz. Maalesef madenler norm kadronu da çok altına düştüler. Norm kadroyu da indirdiler 14.000'den 11.000'e mi öyle bir şey yaptılar. Evet. 7-8.000 civarında yeraltı yerüstü evet toplamda işçimiz var. 1980'li yıllarda 40.000, 35-40.000 civarında bir madenci varken evet üretim. TTK zarar ediyor mu sizce? Ya şöyle tabii ki TTK zarar ediyor. Bu doğru. Yani yanlış bir şey değil. Ben şimdi biliyorsunuz maliyede çalışan bir insan. Evet, maliyeden yani emekli olduğum için evet, yıllar evet boyunca TTK'da kurumlar vergisi mükellef olarak bize kurumlar vergisi beyannamesi görüyorsunuz verir hepsini. Tabii tabii onların bilançolarına da mutlaka her dönemde bakıyorduk. Ben kendim bizzat da hatta meraklı olduğum için özellikle bakıyordum. Tabii. Her yıl belli oranda zarar ediyordu ve zarar her yılda artar TTK'da. Tabii yıllar geçtikçe TTK'nın boyutları küçüldü. Ne oldu? TTK'daki işçi sayısı sizin dediğiniz gibi işte 80'li yıllarda 35-40 bin civarındayken bugün 7-8 bin civarlarında, 7 bin ile 8 bin arasında bir civarda. Maalesef üretime yönelik olarak üretim tabii ki düştü her geçen gün. Düşe düşe bugünkü üretim rakamına geldi. Gönül ister ki TTK'yı yeniden canlandıralım. Bu kömüre ihtiyaç varsa tabii ki TDK'yı siyasete alet etmeden güçlendirelim. İnsanlarımız buradan yeniden ekmek yesin. Bütün Türkiye geliyordu Zonguldak'ta ekmek yiyordu. Zamanında evet siz de biliyorsunuz çok daha eski yıllarda yaklaşık 55 bine yakın maden işçisi vardı. Ve Zonguldak Türkiye'nin 9. vilayetiydi. 67 vilayeti arasında vergi gelirleri açısından 9. vilayetiydi. Korkunç. Sadece ya bakın ben Kozlu'nun çocuğu olduğum için Kozlu'da doğup büyüdüğüm için Kozlu'da 10 bin maden işçisi çalışıyor. Hay maşallah. Bakın 1978'de Kozlu'da TTK'ya girmek için 18 yaşındaydım ben. Liseyi yeni bitirmiştik. TTK'ya müracaat ettik. Ve o sene sadece Kozlu'ya 1100 tane madenci alındı. 1100 tane. Fakat ben ocağa girmek istemedim. Biraz korktuk. Ocağa girmek istemedik. Ben de öyle. Babam da bizi rahmetli benim babam TTK'da şefti. Maden başçavuşuydu. Bizi koymak istese çok rahat bizi ocağa işe koyardı. Abimi de beni de babam hiç karışmadı. Girmek istiyorsanız gidin dedi ben girin. De, evet, ben de ve biz de gitmedik. Girmedik. Şunun için söylüyorum. Gerçekten madenlerde çalışmak çok zor. Bakın oralardan bugünlere geldik biz. Düşünün sadece bir Kozlu'ya 1100 tane işçi alınıyor. Ama o kadar da üretim yapılıyordu. Şimdi üretim düşe 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 artık neredeyse üretmeme safhasına doğru geliyoruz. Kömür rezervi çok üst düzeyde, çok kömür rezervi var mesela. Tabii ki şimdi kömür biliyorsunuz yukarıda daha yukarı katlardayken daha rahat çıkartılıyor. Ama her geçen gün daha aşağılara inildiği için kömürü çıkarmanın da maliyeti artık arttı. Kömürün de maliyeti arttı. Tabii ki kömürün maliyeti arttığı için sürekli olarak TTK'nın yaptığı zarar da her geçen sene daha çok artıyor. Biraz da tabii ki madenlerimizi siyasi alet olarak kullanmamamız lazım. Biz ne yapıyorduk o dönemlerde? Dolduruyorduk işçiyi, maden işçisini. Maden işçisinin yarısı neredeyse zaten ocağa inmiyordu. Bu da tabii ki zararların artmasına sebep oldu. Bunu her Zonguldak da bilir. Yani bu konuda bir uzman olmaya, maden mühendisi olmaya, işte madende çalışmaya da gerek yok. Bunları biz madencinin çocuğu olarak iç içe yaşadık bunları bize. Ne oldu? Tabii bu duruma geldi. Zarar, zarar, zarar. Devlet de bu zararlardan kurtulmanın peşine düştü. Ne yaptı? İşçi almamaya, aldığı işçiyi daha az almaya başladı. Bu da tabii ki küçülmeye neden oldu. Küçüldükçe de bu sefer ne oldu? Kömürün de fiyatı arttı. İktisatta biliyorsunuz bir teori vardır. Bir malın mal çoğaldıkça fiyatı azalır. Mal azalırsa fiyat artar. Evet. İstikrar bu teoridir. Bu da o şekilde oldu. Şimdi bakın neredeyse 4-5 milyona geliyor bir ton kömürün fiyatı. Bu çok üretilmiş olsa fiyat azalabilir. Maliyetler azalırsa tabii ki. Ya bizim maden kömürüne çok ihtiyacımız var. Ve bizim maden rezervlerimiz de var. Ama bunu asla siyasete ve politikaya alet etmeden biz üretime yönelik olarak çalışmalıyız diye düşünüyorum. Ben de şöyle düşünüyorum başkanım. Bence
hükümet madenleri bitirmeye mi çalışıyor acaba? Çünkü ithaldeki teşvikle yerli kömürdeki teşvik arasında fark var. Sen ithale daha fazla destek veriyorsun. Yerli kömür bizim kömürümüz ya. Bizim şimdi, kömürümüze niye destek vermiyorsunuz? Şimdi yani? Bakın eski yıllarda biliyorsunuz daha önceki yıllarda ithal kömür daha ucuza geliyordu Türkiye'ye ve ithal kömüre daha büyük bir talep vardı. Biraz bunu düzelttiler. Biraz ithal edilen kömüre vergiler koyularak, fonlar koyularak fiyatının artmasına sebep oldular ve daha az gelmeye başladı dışarıdan. Bir de tabii biliyorsunuz maden kömürü eskisi kadar şeyde kullanılmıyor. Evet. Tabii ki şimdi beyaz enerji kullanılıyor. Bu nedenle de kömürün tabii ki eskiye nazaran talebi biraz daha azaldı. Ama bu demek değildir ki biz kömürü asla dışarı bırakma diye bir pozisyonumuz olamaz. Kömür bizim için bir maden, bir cevher. Biz yarın doğalgazı bulamazsak ne yapacağız? Şimdi doğalgazı bir kesti madem biz geldik donduk örnek. Bakın biz... Almanya'da biliyorsunuz kömür maden ocakları vardır, Ruhr havzası vardır çok büyük. Ruhr havzasında kömür üretimi durduruldu ancak ocaklar her an kömür çıkarmaya hazır pozisyonda bekliyor. Evet. İhtiyaç olduğunda çıkartabilecek pozisyonda yani. Başkanım Filios'taki bizim gaz rezervimiz var biliyorsun. Filios'ta orada başladık. O çok büyük bir proje. Evet. Filios projesi bence Türkiye tarihine geçecek bir projedir. İnşallah. Tam anlamıyla hayata geçtiğinde ve ülke ekonomisini de bence rahatlatacaktır. İnşallah. Şöyle mantık yani düşünüyorum. Burada gaz var. Bu gazı biz daha önce devlet bilmiyor mu? Devletin arama tarama her şeyleri var. O aletleriyle şu kadar bilmem kaç milyon metreküp gazımız var diye. Şimdi biz millet keserim gazı hani topunuzu keserim der gibi o keserim. Bizim de gazımız var kardeşim. Şimdi biz bakın, de keseriz. Yıllarca Türkiye'deki petrolü, doğal gazı bu tür ürünleri arayanlar hep yabancı menşeli şirketler. Gaz bulsa da adam bulmadım diyor ya. Evet. Ya nasıl bulunmaz? Biz şimdi yakınımızdaki bir diyelim Suriye'den, İran'dan, Irak'tan sınırlarımızdaki petrol fışkırıyordu. Bizde niye istediğimiz kadar çıkmıyor? İnsan düşünür değil mi? İşte evet. Yani çıkartmadılar zamanla tabii. Kota mı vardı? Şimdi Türk Petrolleri anonim şirketi bu işlere girdiğinden beri sürekli her yerde dikkat ediyorsanız gaz bulunuyor, petrol bulunuyor. Ya bunları bizim daha da geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum ben. Bulunuyor ve ben... İnşallah yani bu Filios'taki bulunan doğal gaz rezervlerinin de bir an önce faaliyete geçirilerek ülkemize kazandırılmasını istiyoruz biz de. İnşallah evet. Bir fiyaskoyla sonuçlanmaz diyorum ben. Yok. Hani inşallah. Hayır, bakın kötü anlamda düşünmüyorum zaten. Ya bu ülke bizim. Adaşım bu ülke bizim. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin daha iyi duruma gelmesi, hepimizin daha iyi pozisyona gelmesi demek. Savunma sanayimizde şimdi bana diyorlar ki abi sen niye hep AK Parti'ye vuruyorsun, AK Parti'ye vuruyorsun? Sen AK Parti düşmanı mısın diyenler oluyor. Asla. Yok, biz kimsenin düşmanı bana değiliz diyorlar, ya. Bana diyorlar. Evet, evet. Bana diyorlar. AK Partili arkadaşlarım hayır. Ben AK Parti ile falan benim işim yok. Ben gördüğümü konuşuyorum diyorum. Bak ne güzel konuşuyoruz. Gaz evet. Bulduk burada. Evet. Bu gaz Türkiye tarihine geçecek bir gaz. İnşallah. Ve inşallah. Biz de artık konuşma diye masaya vurabileceğiz. Tabii. Rusya'ya. Putin istediğin keserim gazı kesiyor. Açarım gazı açıyor. Çocuk oyuncağı gibi. Evet, evet. Bizim de gazımız var. Evet. Sonra savunma sanayinde çok önemli adımlar önemli attık. Hani bunları da görmek lazım. Bak bunu kesinlikle, da konuşuyoruz. Kesinlikle. Ya bunu da konuşuyoruz değil mi arkadaşım? Kesinlikle. Ya bu ülke bizim. Bu ülke bizim. Çok daha iyi olması bizim daha iyi yaşayacağımız anlamına gelir. Nilgün Dizmen, Nilgün Hanım az önce oturup çay içmiştik beraber arkadaşım. Evet, o evet. Hanımefendi hayırlı yayınlar demiş. Gelecek teşekkür Partisi ederiz. Kadın Kolları Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ona da çalışmalarında başarılar diliyoruz. Evet sağ olsun. Başkanım demiş Ayhan Gökköz. 4 milyona mal ettiğimiz kömürü Çaykur Çay Fabrikası'na Çatese 2 milyona verirseniz zarar edilir. TTK'nın üzerinden acilen siyasiler ellerini çekmeli demiş. Yalnız Ayhan Bey tabii ki madende olan bir arkadaşımız, madende de çalışmış bir arkadaşımız. 2 milyona verilen kömürün değeri düşük kalitededir mutlaka. Tuvenen kömürdür büyük bir düşünüyorum ben Tuvenen tabii ki. Tuvenen ne başka? Tuvenen dediğiniz yani taş toprak karışık. Ha karışık. Yani çok kömürün şey oranından düşük olması yani bu tuvenen dediğimiz o taştan ayrılmamış. Daha az kalorili kömür, tüvenen evet. Kömür. Yani mesela kömür diyelim iyi bir kömür.